siz Ekrem Başa ve siz buradaki stüdyodaki konuklarımız ve tabii ki sizler elenen yarışmacılar. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hemen hızlı bir giriş yapalım. Dün nerede kalmıştık? Dün yaş farkı konusunda Hüseyin'in açıklamaları vardı. Hep birlikte o bandı bir hatırlayalım. Benim çok samimi bir arkadaşım. Kendisi 32 yaşındaydı ve ondan 11 yaş büyük bir birlikte olduğu bir bayan vardı. Bayan da benim arkadaşım, isim vermek istemiyorum ve ağlıyordu. Aralarında bir sıkıntı olduğunu biliyordum. Ve konuştum, benimle konuştu. Dedi ki Hüseyin dedi, bir alışveriş merkezine gidiyoruz dedi, elimi tutmuyor. Tatile gidiyoruz dedi, şezlongda sanki dedi böyle farklı oturuyoruz, benden uzak duruyor dedi. Niye? Çünkü bayan yaşlanmıştı. Benim arkadaşım yani o erkek olan hala gençti ve ondan hani o yönde çekiniyordu. Ben bunu baz alarak bunu söylemiştim. Bundan dolayı ileride üzülmemeleri için bunu düşünmeleri lazım. Yarın ağlamaktansa bugün ağlamak en iyisidir diye. Mantıklı bir şekilde ben bunu söylemek istedim ama arkadaşlarım hep farklı yönde algıladı beni. Ama sen burada bana açıkladım. Ters Türk örf ve adetlerine ters dersen ben de yanlış anlarım yani. Anlamaz ya, mıyım? Bana göre gene ters diyorum ben. Ayrıca ama bunun açıklamasını senin arkadaşın da biraz hani bana şey geldi. O da bana ters geldi. Niye? Hani evleniyorsun tamam, bir insanın fiziksel özelliklerini beğenirsin ama ondan önce zaman geçirdiğin kişinin kalbini seversin. Peki bu senin başına gelmeyeceğin de malum. Hani bak dış görünüş anlamında zaten bunu yapıyorsa o adam, ben o adamı anında boşarım. Anında boşarım. Ben yani bugün araba alıyorum sıfır, ileride modelini değiştiriyorum abi. Bak bu laf ne demek ya? Araba alıyorum sıfır. Aynen öyle. Bir şey söylesene de ya. Allah hepiniz erkeksiniz, burada oturuyorsunuz yani. Yanlış abi, ben baştan beri söylüyorum. Aşkın yaşanmaz ya. Sıfır model alıyorum, sonra ileride değiştiriyorum ya, ne demek araba? Abi yaşlanacak, elini tutmayınca sıkıntı yaşamayacak mısın sen erkekle? Ya Hüseyin ya. Ben karşımda yaşlı kadın ya. Olsun istemem yani. Ya bugün Allah'ım yarabbim. 10 yaş fark var arada. O yüzden sevmedim abi. Yani bana ters. Niye kabul edeyim bunu? Ya kabul et demiyorum. Sen sevebilirsin. Mecbur kabul etti ama bunu savunurken... Benim umurumda değil. Savunurken... Bana ters diyorum, ben bunu diyorum. Sakin sen ol, niye bana bunu sakin şey ol, yapıyorsun sakin ki? Ol. Hep bana bunu empoze ettirmeye çalışıyorsun. Bana ters kardeşim. Sana gel, doğal olabilir. Allah Allah. Sakin ol istersen. Ya sakinim ben. Sakin hadi değilsin, bağıra bağıra konuşuyorsun. Sen niye böyle yapmıyorsun? Bana ne kardeşim bana ya? Benim umurumda değil. Sadece bana ters söylüyorum bunu. Kime düz olursa olsun. Neden Hüseyin bu kadar sizin ilişkinizle ilgili yorum yapma gereği duyuyor sence Yasin? Vallahi bu konuyla ilgili hani Hüseyin'in neden böyle düşündüğüyle yani alakalı bir hani keskin bir düşüncem yok. Yani neden bu kadar karşı çıkıyor? Neden hani sürekli işte yaş farkını öne sürüyor? Bununla ilgili gerçekten hani neden böyle düşünüyor hiç bilmiyorum. Ama söylediği cümleler yanlış. Aslında hani bunu gerçekten hissederek mi söylüyor yoksa kendini mi ifade edemiyor bilmiyorum. Ama yani araba alıyorum, birkaç sene sonra sıfırlıyorum o arabayı demek. Şimdi ben o gece hani... tabii o çok sert bir eleme gecesiydi o. Onur, Çağla, Seda hani orada bayılan, ayılan, bağıran, çağıran olunca ben orayı duymadım. Ben şöyle bir şey düşünüyorum. Şimdi Hüseyin adet ve örf diyor. İlk başta dedi ki adet, örf ters arkadaş. Yani ama sonra verdiği o örnek tuhaf gelmedi mi size? Yani bana çok çelişkili. Adet ve örfle ne alakası var? Yaş farkının şeyleri. Şöyle ne alakası var? Dersin ki bizim adetimize, örfümüze ters arkadaş. Kadının büyük olması. Dersin ayrı bir şey ama verdiği örnekle evet, bunu benim dersin. Arkadaşım kendinden büyük bir kadınla evlendi. Yanında durmak istemiyordu, elini tutmak istemiyordu. Yanında bir yerden sonra yaşlı bir kadın istemezsin. Ya öyle bir mantıktaysa dışarıda görüşmeyecek, yani dışarıda uzak duracaksa neden evlendi? Ya da hala neden evli? Ya bana göre kişinin kendi seçimi ama bunu bir başkası bu şekilde değerlendiremez. Ben evde izledikten sonra tabii ki orada benim kafam başka bir yerlerde başka olduğu bir yerde. İçin işte ya onu ben, diyorum ya ben de o gece hani evet, orada bir sürü yani. Yani bir sürü olay hararetli var. Evet ortam o anda ve sert de geçti. O anda onu duymadım. Bana göre de seviyesiz her ne kadar sevdiğim bir insan olsa da kim olursa olsun objektif değerlendirirse evet. Benim de orada oturmam bana göre hiç konuşmadan bana göre utanç verici. Çünkü her ya şimdi bununla ilgili tabii eleştiriler var Twitter'da, sosyal medyada. Ama gerçekten de orada işte mesela şimdi senin ağzından duyuyoruz. Sen de oradaydın. Rezan dönüyor diyor ki erkekler susmasanıza ama
gerçekten de o gece çok sert bir geceydi. Bak sen kendin diyorsun oradaydım ama benim kafam başka bir yerde. Şimdi çıktıktan sonra idrak ettim ne dediğini adamın. Özellikle benim için zaten hani ben zaten gideceğim. Zaten işte bir şeyler yaşıyorum, yaşamıyorum. Ne hissettiğimle alakalı çok emin değilim. Acaba çıkıyor muyum, ne olacak? Kafamda onlar var. Ve izledikten sonra gerçekten utandım kendimden. Dedim ki hani ben buna müdahale etmem gerekiyor. Evet. Dışarıda ben şimdi sosyal medyada insanlar tabii ki de eleştiriyorlar. Ben herkese saygı duyuyorum. Ama hep söylüyorum. Yani hiçbir erkeğin yanında bir kadına bu şekilde hitap edilmesine izin vermemiz gerekiyor. Evet. Vermemeliyiz. Yani onu hissettim. Sizin de söylediğiniz gibi. Doğrusu bu. Ama kişi isterse 60 yaşında kadınla evlenir. İsterse yani ne istiyorsa onu yapar. Yani bu bizi ilgilendirmez. Ama bir kadına bağırarak bu empoze edilmeye çalışılmaz. Çalışılmaz. Tabii o akşam Gökçen'e de çok yüklenildi. Gökçen'e de çok bağırıldı ama sen yine orada da tepki vermedin. Gökçen'le alakalı ya yine orada hani Gökçen'in ne tepki vereceğini bilemediğim için. Çünkü ben daha önce korumaya çalıştığım zaman kendimce ona da buna ihtiyacım yok zaten demişti. Ben onun da korkusunu yaşıyordum. Yani ben şimdi Gökçen'le alakalı orada her zaman korurum. Hep arkasındayım zaten. Ben hani öyle birisi değilim. Onun tek yapması gereken bana bunun bir ışığını vermesiydi. Ama ben bunu aksi yönde aldığım için daha önce çekindim. Çünkü yani ben, sahip çık. Ya ben seninle karışıyorsun. Biraz hissetsen sen de aslında olaya yani, dahil olacaksın. Ben tanımadığım kadınlara da sahip çıkarım. Bir Elime Gecesi'nde tekrar yaşanan Onur ve Gökçen arasında yaşananı bir izleyicimizlere tekrar hep birlikte hatırlayalım. Böyle yaşım küçük bilmem ne modlarına girmeyeceksin, bir susacaksın yani öncelikle. Pardon, çok özür diliyorum. Yaşın küçükse susmayı da bileceksin büyüklerin konuşurken. Sus ya sus. Sus benim canımı sıkma. Sıkılırsa ne olur yani? Onur, sence Gökçen kendini iyi ifade edemiyor mu? Kendini ifade edemiyor evet. Yani kendini ifade etme sıkıntısı var kendisinde. Yani ben onu biliyorum, o yüzden şey değil yani. Sakin ol. Lütfen sakin ol. Sakinim ben. Ya, biliyorsunuz zaten burada kavga etmediği, tartışmadığı insan yok. En yakınındaki ben bir tık iki tık her neyse bir şeyler yaşamak istiyorum dediği insana dahi. Seni iki gün önce dedi. Ben o yüzden kendisini tasvip görmüyorum yani. Benim özel ilişkim seni ilgilendirmez. Ben zaten senin özel ilişkin hakkında yorum yapmıyorum. Ha, tamam. Beni ilgilendirmez senin ilişkin. Diyemezsin işte. Sen yani umurumda değilsin açık net. Sen de benim umurumda değilsin hadi. Tamam, o zaman bana karışmayacaksın, anladın mı? Abi biz hepimiz oyuncuyuz. En doğalı o yani. Sorun bizde abi, ben şu an anladım ya. Biz abi oyuncuyuz, biz burada numara yapıyoruz yani. Gökçen burada natürel doğal bir insan olduğu için bizle anlaşamıyor. Küçücük kızı çocuk söylediği lazım. Şeylere bak yani, dalga geçiyor kendi evet. Çapında. Evet, yes. Çocukluğuna sınarak dalga geçiyor. Tamam, okey. Oldu can. Sus. Doğru konuş. Pardon, özür dilerim. Ağzınla konuş. Aa. Ne yapacaksın? Ben bilmiyorum ya, ben gideyim ya, yani. Gerçekten film yapmaya çalışıyoruz. Yazsın, 15 kişi burada, 10 yani. Kişi. Hepimiz Gökçen'in üzerine tamam, ilerliyoruz yani. Tamam, gönderebilirsen gönder işte yani. Bak, gönderebilirsen gönder. Şey şu an kim gidecek göreceğiz. Burası gerçek insanların, natural insanların yeri. Sen anladın natural mı? Misin? Evet, %100 natural. %100 natural. Aynen, tamam. Gözüm de natural, saçım da natural, ben de naturalim, karakterim de natural. Ya benim şimdi ya, aman tamam, devam ne dersen et. Osman de hiç umurumda sor, değilsin zaten. Haydi. Şu kadarcık insansın, boş ver seni. Hadi bakalım, devam et. Şöyle hiç umurumda değilsin. Haydi. Konuşabilir miyim ben? Haydi haydi. Benim hakkımda konuşmazsan bölmem bu şekilde, devam et. Yani tekrar tekrar izliyorum. Tekrar tekrar dehşete düşüyorum. Şaşkınlık içindeyim. Ne diyorsunuz? Demir'in orada tepkisiz kalmasına ne diyorsunuz? Ya Demir zaten hani Gökçen'in insanlarla ilişkisine çok fazla müdahale eden bir adam değil. Hani Gökçen'e müdahale eden bir adamdı. Yani sadece onu frenlemeye çalışan bir adamdı. O yüzden zaten kendi elenme korkusundan dolayı o düşüncelerde olduğu için hem de o insanlarla arasındaki hani o mesafeyi her zaman koruduğu için orada Gökçen'i savunmamasını ben hani yakın bir arkadaşı olarak anlayabiliyorum. Yani mesela ben ama seni seviyorum dediği bir insana orada bağırılıyor. Evet Tura. Şöyle bir şey var. Onur'la İdil tartıştığı zaman aynı tepkileri İdil'e göstermişti Onur. O zaman da Arsel hiçbir şey söylememişti. Çünkü bu bir yarışma ve hepimiz birer yarışmacıyız. Bireyseliz burada öncelikle. Ve bireysel olduğumuz için eğer içeride aşk vesaire yaşanıyor ama müdahale ederse bireysellikten çıkıyor, o zaman yandaşlığa dönüşüyor. Hmm. O yüzden belki tepki görmemek için yapmıştı ama gerçi diğer türlü de tepki görüyorsun, fark eden bir şey olmuyor. Yani şimdi türlü. Ama Yasin şöyle bir şey oluyor, Yasin ve Demir. Hüseyin Rezan'a yüksek sesle konuştuğunda bunu tasvip etmediniz Hüseyin davranışını ama
olay galiba Gökçen olunca farklı düşünüyorsunuz. Yani Gökçen'e öyle davranılabilir mi? Ya bence ne olursa olsun bir bayanın üstüne farklı nedenlerle de olsa bile ondan sonra yani bu kadar yüklenilmez bence. Ben her birinin bu kadar bir bayanın üstüne yüklenmesini pek tasvip etmedim açıkçası. Hani tamam hepsine bir yanlışı olabilir Gökçen'in ama bu kadar üstüne gidilmesini ben o da bir insan olduğu için ben biraz yanlış buldum açıkçası. O konuşmada Gökçen'in bir yanlışı var mı sence? Hangisinde? Bu az önceki izlediğimiz konuşmada. Yani Gökçen, şimdi... Gökçen'in lafa başlangıcından itibaren. Yani Onur'un bu kadar tepki göstermesini sağlayacak ne yaptı Gökçen? Hiçbir şey yapmadı. Çünkü hani şimdi ben Onur kardeşimi çok severim ama şöyle şu konuda da hani şunu söylemem lazım. Mesela Gökçen orada dedi ki mesela Onur'un da benim gibi sivri çıkışları var, fevri çıkışları var dedi. Onur bunu yanlış anlayıp hemen üstüne saldırmaya başladı. Bence bu yanlış. Ama evde şöyle bir durum var sanki. Gökçen'i zaten hani hemen ne derse ağzını açtığı anda yanlış anlamak istiyorlar gibi bir durum var. Ya aslında şöyle de bir durum var. Gökçen'de biraz da tahrik olayı da var. Ya ben birebir yaşadığım için onu da biliyorum. Hani konuşma tarzı olsun, şey olsun hani o var ama şimdi buradaki konuşmada Onur'un biraz daha hani bilenmiş olduğunu görüyorum ben. Hani aralarında konuşmuşlar. Büyük ihtimalle Gökçen'i konuşmuşlar. Ondan dolayı Onur'un biraz bilenmiş olduğunu görüyorum. Onur normalde bu kadar çok tepki verecek bir olay yaşamadı yani Gökçen'le. Değil mi? Yani benim elenme haftamda ben Gökçen'le mesela hani ufak bir sürtüşme yaşadık. Orada mesela ben Gökçen SMS birincisi olduğunda Hüseyin dedi ki haklıymışsın sarı dedi mesela. Evet. O zaman da aynı Gökçen'di. Bu zaman da aynı Gökçen. Değişen ne oldu? Ve Onur da onunla galiba yani arasını bir düzeltti hani. Gökçen'le sıkıntım yok dedi. Düzeltti işte. Bunlar hani büyük ihtimalle aralarında konuştular ve hani bilenmişler Gökçen'e. Ondan dolayı bu kadar Onur'un sert çıkmasının sebebi de bu. Yani çünkü ortada bir olay yok. Öyle alıyorsun değil mi bunu? Evet, o enerjiyi direkt alıyorum. Hani içeride de yaşadığım için. Ben de şöyle düşünüyorum. Ev halkı son haftalar çok fazlasıyla gergin. Normalde Hüseyin abiyle Rezan'ın arasında da bu kadar büyük tartışma meydana gelmemişti. Ama son elemede gördüğümüz gibi artık insanların sinirleri o kadar yıpranmış ki tek bir kelimeye bile fevri çıkışlar meydana geliyor. En sakin dediğimiz kişiden bile bunu göreceğiz yani ilerleyen haftalarda da. Ya ben bence Onur'un yaptığı, Hüseyin'in yaptığı hem ayıp hem terbiyesizlik. Benim de orada hiç konuşmuyor olmam da ayıp. Ama söylediğim gibi ben tabii ki de orada şu anda olduğu gibi düşünüp hissedemiyor insan. Yani orada kim olursa olsun Rezan da benim çok iyi arkadaşım. Gökçen'i de ben sonuçta... Onur'la Gökçen'e gelirsek? İşte Onur'la Gökçen'le alakalı Onur'un yaptığı bana göre terbiyesizlik. Yani... Yaş, kim, işte nereden geldin, kültür hiç ilgilendirmiyor beni. Orada ağzından çıkanlar önemli. Yani Gökçen'in tahrik ettiğini ben düşünmüyorum orada. Çünkü bir soru soruluyor ve onunla alakalı istediği her şeyi söyleyebilir. Eğer Onur bundan rahatsız oluyorsa insan gibi dile getirebilir, kibarca söyleyebilir. Yani bu ben Gökçen diye söylemiyorum. Ama orada işte niye bir tepki vermedin? İşte söylüyorum ben mesela... Niye sessiz kaldın? Tamam ben hata yaptım. Çünkü ben normalde... Sokakta tanımadığım kadını da savunurum. Savunurum, kavga da ederim yani bunun için. Ona karşı olmama rağmen gerekirse korurum. Yani korudum da. Evet. Ya çünkü ben anneme çok bağlı olduğum için her kadın bana göre potansiyel bir annedir. Evet. Yani eştir. Çok değerlidir. Ben zaten Gökçen'e işte ona açılıp ya hani senin yanında olmak istiyorum. Ama seni üzmek istemediğim için olamıyorum senin şu davranışından dolayı diye açıklıyorum. Zaten orada ekranda var. Ki Gökçen'le ilk tartışmamızda bana yani her şeyi söyledi, yüzüme söyledi. 3 kere gitti, geldi, hızını alamadı, tekrar geldi ilk haftada. Ben orada bile ona sesimi yükseltmedim. Ki Onur'a veya ona sesini yükselten Arsel'i de kınıyorum ayrıca. Hüseyin'i zaten hiç kabul etmiyorum. Yani söylediklerinin... İnsanlıkla hiçbir şeyle alakası yok. Yani kadın erkek... Yani şundan biraz acaba tereddüt ettin. Gökçen her an sana da dönüp sen karışma. Ya ben o an onu çünkü düşünüyorum. Genel öyle bir tavrı da var ya Gökçen'in. Çünkü bence kendini çok iyi ifade ediyor. Evet, bana yaptı daha önce. Ama ben dediğim gibi ben Gökçen'le aramda duygusal bir şey olmamış olsa daha farklı davranabilirdim. Yani ha. Veya o ha, anda... Şöyle mi o zaman? Şimdi sana ne oluyor yani? Hemen siz bir ilişki ya, o da falan var. Evden de bir tepki alırsın diye mi? Ya, o da var. Kafam da yerinde değil orada. Yani ben Rezan'ı da niye savunmamışım? Yoksa ben oy
kaygım, hiçbir şeyim, öyle bir şeyim zaten olmadığını ben açık açık cumartesi söyledim. Bütün herkes biliyor. Bu konuda yorumları da alıyorum zaten. Yani herkese teşekkür ederim sonuçta. Orada zaten kimin ne duyguyu verdiği anlaşılıyor. Ama benim hatam orada ne olursa olsun bir kadını savunmamış olmaktı. Tabii ki seyirci bir şey söylemek istiyor bu konuyla ilgili. Gökçe'nin üzerine bütün oradaki kişiler yorum yaptılar. Fakat Gökçen o kadar sakin, o kadar güzel konuşan bir kız ki siz hiç onu korumadınız. O sizi sevdiği halde ve siz ona dediniz ki 3 kere sizi şey yaptım. Ama gene o hiç tepki yapmadı siz gittikten sonra da niye sizin peki? için. Sence niye korumadı? Vallahi demek ki aralarında bir sevgi mi yoktu? Herhangi bir bağ mı yoktu? Veyahut da o arkadaşı incitmemek için 3 kere dedi ben yazdım dedi. Yani bir an evvel oradan çıksın da rahat etsin diye. Çünkü bütün arkadaşları oradaki, ben baştan beri seyrediyorum. Bütün arkadaşları ondan savaşıyorlar Gökçen'le. Evet. Bir şey Gökçen'le savaşıyorlar. Evet Yasin. Bir şey çok merak ettim. Gökçen'in sakin olduğu kanısına nereden şimdi vardınız? Şimdi sakin derken bir dakika. Yani, bir dakika. Bu akşamdan bahsediyorum. Keşke 7/24'ü izleseniz. Dün akşamdan ben bahsediyorum. Sakinliği de herhangi bir şey olduğu zaman hırçınlanıyor. Çünkü onu dinlemiyorlar. Sakin bir insan, sakin bir insan herkesle onu, kavga edemez. Hayır, onu konuyla ilgili dinlemiyorsunuz. Kişi bir niye şey dinlemiyorsunuz? Çünkü o kızdığı zaman her tarafı birbirine karıştırıyor. Küsüyor. İşte böyle bir insan sakin olamaz yani. Onu anlatmaya çalışıyorum. Sizi de biliyorum. Siz de tartıştığınız zaman sizi de biliyorum. Ben baştan beri sizleri seyrediyorum. Yasin tartışınca ama, nasıl? Evet. Elinden mikrofonu o kadar mı dolusunuz? Ya evet. Asuman Hanım, Yasin Bey çok efendi. Ben baştan beri Yasin Bey'i ben çok izliyorum. Çok teşekkür ederim. Gökçen Hanım felaket mi felaket? Yani evet, hiç ben onu baştan beri hiç tutmuyorum ve kesinlikle beğenmiyorum. Çok agresif. Beyler de kızları tutmuyor. Kızlar da beyleri tutmuyor yani. Yani Yasin'e beğeninizi söylemek için mi mikrofonu aldınız yandan? Hayır, Yasin. Hayır, ben çok katılmıyorum Asuman Hanım. Çünkü yarışma modundaysa yarışmacılar, yarışma kurallarına uymak durumundadılar. Orası bir aşk evi değil, bir ilişki evi değil. Orası yaş kıyaslanacak bir ev değil. Çünkü bir yarışma değil, evi. Değil ama ateşle barut işte tamam, yan yana. Fakat Gökçen Hanım ayakları üzerinde duran bir bayan olduğu için, devamlı başını dik tuttuğu için ve hayatla mücadelesini tek başına verdiği için bir duruşu var Gökçen Hanım'ın. Yasin Bey orada onu direkt olarak 3 kere Demir demek pardon Demir herhalde. Bey onu 3 kere yazdığı için Gökçen Hanım'ın çok zoruna gitti ve çok kırıldı şimdi kendisi. Şimdi pardon, az önce konuşan hanımefendi, sizin beğeniniz ya yok. Pardon, sizin, Demir Bey'i söylüyorum. Siz Yasin'e mi beğeniniz, Demir'e mi? Ya bir saniye. Ha, Yasin Bey'i tamam, ben baştan izliyorum. Diyorsun. Yani çok beğeniyorum. Anladım. Yasin Bey ama Gökçen Hanım çok sinirli, agresif böyle. Yani beylere çok zıt düşen bir kız görüyorum. Zıt düşen. Evet. Olsa, hani, efendim? Keşke beylere olsa idare edebilecek bir durum olur. Ama buradaki kız arkadaşlarımıza karşı da hani çok agresif davranıyor. Evet. Peki Gökçen Hanım agresif davranıyor diyorsunuz. Fakat sizler kendi davranışlarınızı kontrol edebiliyor musunuz? Bizler seyirci olarak tek tek hepinizi izliyorum ben. Başladığından beri. Hepsinin orada çok yanlış hataları var. Hüseyin Bey'in yorumları bir arabayla bir bayanı asla kıyaslayamaz. Ha. Kendi eşi de var. Bir insan bir eşinle hayat yoluna çıkmışsa isterse 20 yaş olsun bayanla farkı asla onu bir kıyaslayamaz. Saygı duyduğu için, sevdiği için evlenmiştir. Araba niyetine, ev niyetine evlenmemiştir. Sevgi demek, aşk demek fedakarlıktır. Yani bahanesi bunu ne olursa olsun edemez. Eşini savunmaması evet. Olmaz değil çok mi? Çok büyük bir hata. Gerçekten çok büyük bir hata. Arkadaşını örnek göstermesi de çok büyük hata. Arkadaşı çok basit de hatalı davrandığı için onu örnek olarak diğer gençlere sunamaz. Orada bir yarışma ortamında hiçbir bayanı hiçbir bey rencide edemez. Evet. Buna hiçbirinin hakkı yoktur. Peki Demir'in orada müdahale etmemesine ne diyorsunuz? Demir Bey'e ben Onur
bu kadar üstüne giderken bağırmasını... Evet, Demir Bey'i orada suçluyorum. Belki yarışma modunda olduğu için, kendi düşünceleri olduğu için ama asla müdahale edecekti, Gökçen'i savunacaktı. Çünkü Gökçen'i savunmaması Gökçen'i çok yıprattı. Gökçen'i krize aslında, soktu. Ya az önce söylediğim gibi yani ben Gökçen'i tamam saygıyı anlıyorum ama pardon oradaki insanlar da bunu koz olarak Gökçen'e sundular. Onur'un saygısız davranması, ukala davranması, el hareketleriyle, konuşmalarıyla çok çirkin şekilde ifade ona, etmesi evet, hep sizin Gökçen'i savunmamanızdan kaynaklanan sebeplerdir. Bu davranışlar bunu sergiliyor. Çünkü siz yani Onur şöyle mi yaptı diyorsunuz? Demir'in de sesi çıkmıyor. Evet, evet. Hani birbirlerine evet. Az önce bir sevdiklerini söyleyen evet, bir kadın ve adam. Evet. Demir'in de sesi çıkıyor. Ben bence de bayağı de. Bir yükleneyim mi dedi. Aynen Asuman Hanım. Çünkü eğer Demir Bey arkasında dursaydı Gökçe'nin o dün yaşananların asla hiçbiri olmazdı. Ya ben dışarıdan şey izlediğimde aynı fikirdeyim. Ben sonuç olarak hiç kimse bir şey söyleyemezdi. Yani Onur da söyleyemezdi. Tamam şimdi Demir diyorsunuz Bey ama ki... çok samimiydiniz. Yorumlarınız o kadar yakındı ki. Şimdi diyorsunuz ki Gökçen kendini savunabilen, kendini güzel ayak bir şekilde ifade edebilen, yani. Ayaklarının üzerinde duran bir bayan diyorsunuz. E kendini savunabilen bir bayanı biz niye savunalım ki? Bizden peki bunun için bekliyorsunuz? Ben çok merak ettim. Ayrıca Gökçen ayaklarının üzerinde dururken biz amuda durmuyoruz. Biz de ayaklarımızın üzerinde duruyoruz. Gökçen'in evdeki kavgalarını sayamadık ama bizim en fazla 1-2-3 en fazla. Yani Gökçen şimdi sakin bakın. Bir karakter değil. Bir de dediğiniz bak, gibi şimdi Big Brother evinde herkes mi? Ayrı bir... pardon bir saniye izin verir misiniz? Bir saniye. Tamam. Dediğiniz gibi Big Brother evinde herkes kendine özgü bir karaktere sahip. Ve herkes bir birey. Herkes kendini savunabilir veya savunamaz. Hani bu kavga da edebilir, tartışa da bilir. Bu yüzden hani Gökçen'i Demir oradaki eleme durumundan dolayı zaten üzgün durumda. Pardon. Ondan dolayı da savunmamış olabilir diyorum. Pardon zaten. Lafınızı balla kesiyorum. Peki Big Brother evi karakter eviydi. Herkes ayrı bir karakterdi. Evet. Orası bir yarışma eviydi değil mi? Evet. Yarışmacı olarak girdiniz. Aşklar ve meşkler ayrı bir konudur. Yok, ben bir şey soracağım. Yok, bir siz karakter yanlış. Olarak Turan, bir dakika. Turan bir şey sordu ya. Size. Ona bir cevap vermenizi isterim. Dura bir daha söyle, duymadılar. Hani az önce söylediniz ya, Gökçen kendini savunabilen, ayaklarının üzerinde durabilen bir bayan dediniz. Kendini güzel bir şekilde ifade edebilen bir bayan. Peki, madem öyle bir bayan, bizim niye onu savunmamızı bekliyorsunuz? Kendini madem savunabiliyorsa, bizden niye onu savunmamızı bekliyorsunuz? Peki, ben sizden savunmanız adınıza hiçbir şey rica etmiyorum. İçerisi bir de Big Brother evi aşk evi değil diyorsunuz ya, savunma evi de değil. Herkes kendi kendini savunabilir. Tura! Sen yanındaki erkeğin seni savunmasını ister misin, istemez misin? Ben her zaman evin içerisinde şunu dile getirdim. Ben biriyle tartışırken beni kesinlikle kimse savunmasın, savunan kişiyi de bozarım dedim. Çünkü ikili diyorlar, üçüncü kişiye gerek yok. Çünkü ben kendimi savunabilirim. İşte Gökçen de kendini savunabilir, diğerlerine gerek yok. Ama burada tamam, şöyle bir şey var, bir aşk durumu. Tamam işte savunuyorsa problem yok. Kimse söz hakkı vermiyor ki. O kendi kendine savunuyor. Tamam işte kendi kendine yapıyor. Evet. Ve kadın olarak hepimizi de koruyor. Bence de Gökçen hatalı. Ne yapıyor biliyor musunuz? Ön sıradan da bak evet, öyle olur. Şey böyle o duruşuyla insanları tahrik ediyor. Önce böyle ama duruşundan ne kastediyorsun? Ya duruşu hayır böyle küçümsüyor yani. Böyle kendini çok beğeniyor. Tamam güzel bir şey. Güzelliğine güvenerek çok fazla kasıldığı zaman... Karşıdakiler tahrik oluyor. Tabii. İnanın ki Gökçen yok. Gökçen'de çok fazla hata var. Bir daha son bir şey söyleyeyim. Ondan sonra döneceğim buraya. Ben bir bayan olarak arkadaşlarımla nacizane fikirlerine katılmıyorum. Gökçen Hanım bir soru sorulduğunda yaşadığı bir olayı bahsetmek istemedi değil mi? Evet. Onu çok hırpalamış. Etmeyebilir. Haklı. Fakat hayatında demek ki Gökçen Hanım çok büyük bir darbe almış. Ve bu darbe onu bir bütünleştirmiş. O darbe ve, onu güçlendirmiş. Evet güçlendirmiş ve bir kılıf oluşturmuş Gökçen Hanım'da. Ve bu kılıfı asla kimse kıramaz Gökçen Hanım'da. Çünkü Gökçen Hanım çok büyük bir darbe aldığı için bunu dışarı sert kabuklarıyla belli ediyor. Ve bayanlar eğer Gökçen Hanım'ın içine girmeyi bilselerdi çok farklı bir Gökçen Hanım görürlerdi. Duydunuz. İzleyiciyi de duydunuz. Evet Tura. Şimdi kimi insanlar içeride yaşadıkları olayları dile getiriyorlar, kimi insanlar da dile getirmiyorlar. Gökçen'in yaşadığını belki içeride kaç kişi yaşadı sizin haberiniz yok. Bir de şu yönden düşünün. Gökçen'in? Ya bir olay yaşamış. Belki bir olay yaşamış bir erkek tarafından. Kim bilir aramızda kaç kişi yaşadı ama bunun sizin haberiniz yok. Biz ama bunu dile getirmiyoruz. Evet. Bilmiyoruz. Bilmiyorsunuz diyorsunuz. Peki şimdi yaş olayı dedik ama hani Onur
Şimdi hanımefendi de dedi, Onur küçük. Evet. Tamam, hadi Onur küçük. Ama hani yaşına veriyoruz, yaşından. Hüseyin? Hüseyin küçük değil. Yani çok tarihli. Yani bunun yaşla bir alakası yok, yok. Olduğunu nereden çıkarıyorsun? Bu bunun yaşla alakası olmadığının en iyi kanıtı zaten. Aynı anda yaşanıyor çünkü. Evet. Yani sen 15 yaş, 18, yani akıl yaşta değil baştadır. Yani bu ona bu hakkı vermez. Yalnız ben şeyi düzeltmek istiyorum. Aşk evi değil diyorsunuz ya. Orada bir yanlış anlamışsınız galiba. Çünkü bu bir reality show. Yani bu aşk evi değilse o zaman hep arenada geçer bu. Yani evde geçmez. Yani orada ne hissettiysek biz... Ben bir oyuncu değilim yani. Ben bir yerden seçilmedim. Ben orada ne hissediyorsam aşk onu yaşıyorum. Aşk olabilir diyorsunuz. Hayır. O da bir yarışma. Olabilirsiniz. Çünkü bakın neden? Siz beni yanlış anladınız. Çünkü yok, neden? Yok aşk evi değil diyemezsiniz. Orası bir yarışma evi. Aşk evi değil derken... İnsanlar bir arada yaşadıkları için, bir ortamda yaşadıkları için ama belki hasretlerinden dolayı ya ben öyle anladım. Yani. Öyle bazen göçeğe yani böyle ben bunu derken şunu kastettim Asuman Hanım, açabilirim yani. Aşk evi değil derken herkes birbirlerine aşık olarak birbirlerini sevgiyle yaklaşırken fakat evet, yanlış anladınız öyle orada. Anlaşıldı. Günün sonunda Big Brother'da hayat normal hayatınız aslında evet. Devam ediyor. Yani ama en büyük özelliği dış dünyayla bir alakanız yok. Dış dünyaya çıkamıyorsunuz. 16 birbirini tanımayan insan bir arada. Her şey olabilir. Her şey yaşanabilir. Her şey olabilir ki oluyor da görüyoruz zaten. Evet bu yaş konusu şöyle bir durum var. Yani demin güzel özetledin Demir. Akıl yaşta değil baştadır. O yüzden hiçbir şekilde bu konuşma tarzlarını... Yani çok talihsiz. Haklı çıkarmaz. Yani gerçekten. Yaş küçük olsun, çok büyük olsun hiç önemli değil. Ya tahrik etmesi konuştu. De haklı çıkartmaz. Bravo. Ya bence yani çünkü yani tahrik etti ben öldürdüm öyle bir şey olabilir mi yani? Çünkü neden biliyor musunuz? O gece Arsel çok güzel kendisini ifade etti. Hiç bağırış çağırış olmadı. Yapılabilirdi. O şekilde yine yapılabilirdi. Seviye de düşmedi. Evet. Evet. Yani görmüyorum dedi ve bitti. Bitirdi olayı. Ve dinledi herkes. Ama şu anda hakikaten de yani o uslup çok çok çirkin bir uslup. Yani ya bir kadına... Kadına şiddetin her türlüsü zaten sakıncalı. Bana göre bir kadın erkek de ayırmayalım. Bir erkek kadına öyle konuşmamalı. Bir kadın da erkeğe öyle konuşmamalı. Evet. Bir kadına... Çift, iki taraflı olmalı bu. Çünkü kadın tahrik ederse ya işte Gökçen tahrik ettiği için söylemiyorum. Yani kadın bağıracak erkek susacak diye bir şey yok. Ya şunu şöyle yok, açıklayamazsınız. Ama o gece ben ısrarla yani ya ben üst üste dedim ki seviyeyi lütfen koruyalım. Evet seviyeyi korumak çok önemli yani. Ama o seviye yani. İşte bir yerde gidiyor ama şunu da belirtmek durumundayım. Bir evin içerisinde dış dünyayla hiçbir alakaları, hiçbir temasları yok. Az önce de Tuğra söyledi. Bazen sinirler de gerçekten daha da gerginleşiyor. Yasin de söyledi. Onur normalde böyle davranmazdı ama belli ki bilenmiş. Yani... Onlar da işte onlar çıktıktan sonra öğreneceğiz onlardan. Kesin bilgiyi öyle alacağız. Ama o az önce söylediğim Arsel'in konuşma uslubunu, tarzını hep birlikte bir izleyip hatırlayalım. Benim görüşüm herkesi basamak olarak kullanıyor. Ve bu evde de en iyi oynayan insan. Ve benim böyle bir insanla kesinlikle işim olmaz. Yani silerim, muhatap da olmam, cevap da almam, cevap da vermem. Çünkü... Kafasında tasarlamış ve onları uyguluyor. Bildiğin net, ben böyle düşünüyorum. Çünkü benim Gökçen gibi dışarıda bayağı bir arkadaşım var. Ama sinirliyse gerçekten sinirli. Ben onun yapısı bu diye yani herkesi karşıma alacağımı bilsem yine bırakmam. Çünkü yapısı o derim. Ve ilk başta Gökçen'in onun için yanındaydım. Sen evet, kimse Gökçen'in yanında değilken yani sen hep yanındaydın. Bir şeylerden sonra... Mesela bana yaptığından sonra ve burada güldüğünü gördüğümden sonra benim kafam da tamamıyla bitti. Ve bu saatten sonra ne olursa olsun ben onu hayatımdan sildim ve hiç de işim olmaz. Muhatap da olmam, görmem de, silerim, ona prim de vermem. Zaten en büyük ona vereceğim cezam konuşmamaktır ve konuşmayacağım da hiçbir zaman. Yani dışarı nasıl yansıyor bilmiyorum ama bildiğiniz bu evdeki en profesyonel oyuncu. Kim kime gülerek bir şey söylese özellikle izliyor onun altından ne cımbızda alayım da neye çevireyim. Halka nasıl yönlendireyim? Nasıl bir bu hafta yine yazılacağım? Nasıl bir patlama yaratayım? Bravo. Nasıl bir bilmem ne yapayım? Böyle bir tip. Kusura bakma da ben buraya onunla farklı amaçlarla geldim. Yani onun beyninde sırf bir amaç olabilir ama ben onun gibi gelmedim buraya. Bu tarz insanlar hiçbir zaman hayatımda olmadı benim.
Onun için olmaz da vaktimi de harcamam, ağzımı da yormam. Ağzını netim yormayacaksa konuda, bu konuşmayacak saatten sonra o zaman. Zaten kesinlikle görmem. Ağzını yormayacaksa o da beni konuşmayacak. Görmez. Bitti. Ağzını yormayacaksa böyle yorumlar yapmayacak. Yorum ve yapmayacak. Bir bayana yakışmayacak üstünde yani. Konuşuyor farkındaysanız. Ondan sonra erkekler niye böyle yapıyor? Yani ben sizin gibi konuşurum. De, teşvik ediyor yani. Yazıklar olsun. Gökçen, senin haberin var mıydı Arsel'in seni görmediğinden? Yok zaten ben onu görmüyorum ki. Hani o beni görsün. Şşş, ne oldu? Belki pek kötü bir şey yaptım burada. Rabbime havale ediyorum gerçekten. Seni de şey yapmasınlar, benim yanımda duruyorsun. Hayır. İnsanlık diye bir şey var. Bu kadar mı vicdansız olursunuz yani? Değil mi? Evet Yasin. Bir şey söylemek için çok istekliydin izlerken. Ya Demir'le de paylaşıyordum şimdi de. Gökçen benim elime gecesinde İdil neden yazmadığını söyledi. Dedi ki işte bana iyiliği dokunan bir insana benim asla kötülüğüm dokunmaz dedi. Arsel'in Gökçen'e İdil'den daha fazla desteği oldu. Yani İdil bile konuşmazken Arsel gitti konuştu. Evet. Yani hep yanında oldu Gökçen'in. Şimdi konuşma tarzı da tamam Arsel seviyeyi bozmadı. Güzel bir üslupla kendini anlattı. Ben artık onu görmüyorum dedi. Bu da bence keskindir, nettir. Ama onun üstüne hala bir tahrik var biraz Gökçen'de. Hmm. Yani Arsel'i de hani kışkırtayım da hani ben de devam etsin tartışalım moduna getirmeye çalışıyor. Ya Arsel diyor ki ben görmüyorum artık konuşmayacağım. Şey yapma hani ilk başta da konuşmanın başında hatırlıyorum. Ben hani bu konuyla ilgili konuşmak istemiyorum çünkü ona prim vermek istemiyorum dedi. Arsel ona en yakın olan insandı bir zaman. Ve onu dışarıdan baktığında artık çözdü diye düşünüyorum. O yüzden zaten böyle bu duruma geldiğini düşünüyorum. Yani Gökçen'in bir dediğini tutmadığını gösteriyor bu da. Madem İdil'e yani iyilik yaptığı... devam etmiyor. İyilik yaptığı için İdil'e yazmadın. Bunu insanlara anlatıyorsun. Kendini ifade ediyorsun. O zaman Arsel'in de bu güzel üslubu yani hani tam sevmeyen bir insan ama üslubunu bozmuyor. Ona da güzel bir şekilde cevap vermen lazım ki o insanı da hani onurunu kırmaya çalışma yani. Konuşmayacaksın o zaman şey yapmayacaksın. Ben de onu görmüyorum demek ne demek yani. O adamın sana çok büyük iyilikleri dokundu. Ben gözümle gördüm yani Arsel'in. Ya hiç kimse konuşmuyordu ya. Gökçen evet. Hiç kimse konuşmuyordu. Arsel gitti konuştu. Ben bir şey anlatmak istiyorum. Çünkü ben olayın içinde yaşadığım için evet. Önemli bir ayrıntı bana göre. Çünkü insanlar da dışarıda bundan bahsediyorlar. Yani bir gün biz akşam odada her akşam konuşuyorduk. Yani hep konuşuluyordu. Bir akşam biz yine böyle sohbet ederken Hüseyin beni yine savunuyordu. Kendisine göre bana yapılanın yanlış olduğunu anlatıyordu. Yani işte Gökçen içeriden sinirli çıktı. İşte Demir'e hakaret etti. Hani bu yaştaki birisine, ilgi duyduğum birisine bunları yapmamış olması gerekirdi. İşte Demir'in sakinliği vesaire. Ama orada konuyu Arsel'in bu konuşmasına getireceğim. Çünkü Hüseyin dedi ki, Gökçen dedi odadan çıktığında dedi gülüyordu dedi. Ben tabii görmediğim için bilmiyorum evde. Ben böyle dinliyorum herkesi. Gökçen gülerek çıktı dedi. Yani oynadığını anlatmaya çalıştı, ifade etmeye çalıştı. Ama ben yine hislerime çok güvendiğim için o anda Hüseyin'in bunu emin olmadan söylediğini hissettim. Bir şey söylemedim bilmediğim için. Bilmiyorum çünkü görmediğim bir şey hakkında konuşmam. Arsel de Hüseyin'e baktı. Abi görmedin mi dedi. Arsel durdu. Yayında da durdu zaten. Arsel durdu. Ben Arsel'in Gökçen'in gülerek odadan çıktığını görmediğini hissediyorum. Ki izledim daha sonra güldüğünü de görmedim zaten. Sonra Arsel böyle durdu. Daha bayağı durdu yani. Yani böyle bir dakika falan durdu. Hüseyin tekrar dedi sordu. Abi gülerek çıktı görmedin mi dedi. Kendisi yarım emin. Yani emin değil. Arsel zaten emin değil. Sonra birbirlerini teyit ettiler. Birbirlerinden güç alıp Gökçen'in yapmadığı bir hareketi yapmış olduğuna inandırdılar kendilerini. Bu canlı yayına kadar yansıdı. Sonra bu Arsel'in açıklamasının düzgün olduğunu söylediniz ya. Değil. Çünkü gözüyle görmediği bir şeyi gördüğünü söyledi. Tereddüt hissetmesine rağmen onu herkes orada görüyor zaten. Ben o olay için söylemedim ben o yalnız. Yok, ben seninle alakalı konuşmuyorum. Hayır o olay için söylemedim ben. Tamam bitireyim bir saniye hani, ben bitireyim. Görmedim de. Demesi hani ben onu artık görmüyorum tartışmak istemiyorum. Tamam burada Arsel'in yok. Ben, olayı ben izlemedim. Ben bilmiyorum. Orada değilim ben yani. Ona katılıyorum. İstemiyorsan görmezsin.
İstemiyorsan görmezsin ama görmediğin bir şeyi gördüm dememelisin. Ben onu ondan bahsediyorum. Peki Gökçe'nin yaptığı bir olaydı. Seni savunurlarken niye durdurmadın o zaman onları? Niçin demedin Hüseyin abi sen beni savunma diye? Söylüyoruz. Neyse ben başka bir şey anlatıyorum. Bitireyim isterseniz ondan sonra siz söyleyin. Ya ben burada bir şeyi görmeden gördüm dememeleri gerekiyordu. Birbirlerini destekleyip kendilerini emin hissettikleri halde. Yani yine ama sen bunu şimdi dışarı çıktın. İzlediğin gördüm için ben böyle şimdi, konuşuyorsun. İzledim tabii ki de. Ama içeride olsaydı? İçerisi dışarısı yok. Hayır. Yok içerisi dışarısı yok. Görmediyseniz görmedim dersiniz. Ama sen içeride olsaydın onların bu ifadelerine inanmıştın. Ben görmedim ki. Gördüm diyor ne yapabilirim? Yani Arsel ben söylüyorum. İki kişi okey iki kişi gördüm diyor. Benim onun için konuşmam çünkü görmedim. Ama ben öyleymiş gibi düşünürüm. İnanırım çünkü insanlara. Bir insan gördüm diyorsa aklı başı da yerindeyse ki görmüştür yerinde diyorsun. Görmüştür. Benim söylediğim yarım yarım emin olup birbirlerini destekleyip olmayan bir şeyi olmuş gibi ortaya çıkardılar. Yani yayında da bunu söylediler. Hiçbir kamerada da ben güldüğünü görmedim yani. Görmedim. Benim peki söylediğim de sana işte bir hakarette bulunuyor. Arsel ile Hüseyin de seni bu konuda korumaya çalışıyor ve bu konuda Gökçe'ye yükleniyorlar. Ama orada sen hani ne beni korumanıza gerek yok diyorsun. Öyle bir durdurmuyorsun onları. Ne de Gökçe'yi korumaya çalışıyorsun. Tam Gökçe'nin ihtiyacı yok falan filan oraları geçiyorum. Hani benim burada anlamadığım senin tavrın. Ne Hüseyin'leri durduruyorsun. Beni savunmanıza gerek yok. Hani bana onu dedi ama ben kabul ettim de diyebilirsin. Ama ne de ben bunu görmedim de demiyorsun. Devam ediyorsun. Ya ben bir şey söyleyeyim. Bir şey söylemiyorsun. O bütün yayın çok uzun. Yani uzun sürüyor. Bilmiyorum ne biz kadar hepsini gördük. Dile getirilir ama ben orada kimsenin beni savunmaya ihtiyacı yok. Ben zaten kendi yani Hüseyinleri de durdurmuyorsun. Söyledim. Ama bunun üzerine Gökçe'nin üzerine yükleniyorlar. Yani bunun üzerine. Tamam, seni az önce onu açıkladık. Yani sebebini açıkladım. Yani ben Gökçe'nin tepkisinden çekindiğim için ve kafam karmakarışık dolu olduğu için orada biz eleme gecesinde başka böyle garip garip olaylardan dolayı seviyesiz insanların tartışmasını izlediğimiz için konuşmadım. Belki de konuşamadım. Zaten ben hatalı olduğumu söylüyorum yani. Seviyesiz insanlardan kastın? Ya seviyesiz konuşmalar. Yani Hüseyin'in konuşması seviyesiz. Onur'un konuşması seviyesiz. Karşındaki insanın da bir şey duygularına saygı göstermek lazım. Ya bir insanın gerçekten orada Rezan çok güzel bir şey söyledi. Kalbini seversin. Bir insanın gerçekten kalbini seversin. Sen sevdin mi Rezan'ın kalbini? Ya tabii Rezan'ın çok güzel bir kalbi var. Evet. Sizin aranızdaki yaş farkı ne? 11. 11. Evet, evde tabii ki atmosfer hep sürekli değişiyor. Dengeler sürekli değişiyor. Ama değişmeyen bir şey var bu hafta içinde. Az önce izledik Onur ve Gökçen'i. Bakın bu hafta içinde neler oldu Onur ve Gökçen arasında. Kızartırız. Neyi? Bir sürü patates var, görmüyor musun? Ben ayağımı ayırmışım vallahi. Ne alışmam? Tamam. Boş ver ses etme göz hakkında. Canımı sıkmasın ayıp abi. Göz hakkıysa tamam, bak orada tamam, patates var. Tamam, yapar kendine. Tamam, sakin ol. Tamam, hasta etmesinler sakin, adamı. Sakin ol. Gökçe'nin Onur'un patatesinden yemesi tartışmanın fitilini alevlendirdi. Sinan. Abi yapsana sen bana patates. Olur abi ben de açım ya sana. Az abi az zaten sana yaparız abi. Geldi Gökçen aldı ya. Al yap hadi. Tamam. Ay iki tane aldım alt üstü ya. Tamam ver neyse. Tamam sana iki tane vereceğim o burada kızarttım. Tamam verirsin iki tane. İki tane. Tamam. Sinan yapsana abi bana. Tamam lan şey kaynıyor. Aldım orada. Şeyi tamam, lafını hadi. Yapıyor. Yemeğin lafını yapan hiç yapıyorum, insana nefret evet, ederim. Ben biraz pintiyimdir öyle ya. Yaparım. Evet ben sana Sinan. Koskoca fındık ezmemi verdim. Sen de pinti yap. Tamam şey ya kaynıyor tamam. Bekle ya kaynasın. Bizim hesabından gebereceğim şimdi. Yeni mi öğrendin? Ya sus Gökçen, ya. Tamam Gökçen. Yeni uyanmışım yapma. Seni görmek bana istemiyorum. Bana ne ya şimdi ben de seni görmek istemiyorum belki. Yürü o zaman haydi. Nereye bak. Yürüyeceğim? Şuradan bak şuradan. Hiçbir yere yürümüyorum. Şuradan nereye yürüyorsun. Yürüyeceğim? Oğlum önünde patates var ye işte tamam. Bir şey yok. Niye geleyim kapat yani? Kapat burayı ya. Bakma bana. Harbi. Bak. Ha bakıyorum ne oldu? Bana diyemezsin sen. Derim çünkü. Sen de. Söyle söyle. Bana dersen sana tamam. Derim ben. Olur. Sen kimi doğru konuşacaksın benimle. Ne olacak? Doğru konuşacaksın ne olacak benimle. Hayır şey bıraksana bir gelsin. Olur. Hayır gel. Bırak ne yapacak? Ne yapacak? Bırak ne yapacak gelsin ya. Hadi. Bırak ne yapacaksın? Hadi o tarafa kal. Yap. Şşş. Yap hadi. Ya bırak. Böyle yapacağız. Bıraksana sen. Bu kadar adam mısın sen? Erkek misin sen? Erkek misin? Erkeğim. Ne yapacaksın? Yürüsene üstüme o zaman. Gel. Cesur. Göster seni. Sus. Gel. Nereye kaçıyorsun? Göster seni. Ya
Ya bu çok yüz buluyor. Çok yüz buluyor bu. Big Brother Türkiye evine kim veda edecek? Çağla mı? Çağla. Benimle ne alakası var senin? Çağla. Gökçen mi? Gökçen. 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 Gideyim ben ya. Gerçekten gideyim artık. Bu ne? Emrah mı? Emrah diyeceğim. Emrah arkadaşımızı diyorum. Funda mı? Funda olacak. Funda. Evden gitmesini istemediğin yarışmacının adını yaz. 64 çift sıfıra gönder. Perşembe günü saat 16'da oylama sona erecek. Eleme listesine siz girdiniz. Artık seyirci karar verecek. Evet. Ya kimsin sen ne demek? Bu tartışma esnasında kimsin sen? Bu soru nasıl bir soru? Ya, bu nasıl bir hat ya? Gökçen'in yani, repliği o. O sen de onu kullanmıştın yani. Ama onu kimsin yargılamayalım da. O bana şey söyleyince ben de aynı şekilde tepki verdim. Aslında yani. Şurada izlediğimizde ben şunu düşünüyorum. İlk başta Onur hatalıymış yani patatesinden yesen olup paylaş yani. Bilmeden yemiş zaten de. Sonrasından olay büyüdükçe hani şu var işte bir taraf alttan almadığı için birazcık böyle birazcık alttan alsalar bu kadar büyümeyecek. O yüzden fazlası büyümüş ki Gökçen'de bir tarihi de var. Onur'un da tarihi var. Bir de bir erkek sen şimdi evden çıkınca tabii böyle konuşması kolay. Sen de alttan almıyordun. Yok ama benim Gökçen'le bir tane tartışmam var. Bir de Scott Halay mevzusum var. Espriyle karışık. Funda'yla var. Onu da artık alttan alamazdım. Kusura bakmasın. Ala nereye kadar? Hayır ben alttan aldım. Yanıma oturdular. Beraber bir sürü laf söyler. Gülümsememi korudum. Sesimi çıkartmadım. Ne oldu? Bu sefer de ben şey yapmayan aptal saf karakter oldum. Ona söz söylemeyen ya da işte aşağıda duran, ev içerisinde kendini değiştirmeye çalışan bir karakter oldum. Ama o sırada o anki ortamı korumak için alttan aldım. Ya da hani ilk haftada böyle bir çıkışla onu karşılamamak için alttan aldım. Ama karakter ortada yani. Niçin Gökçen'in alttan alması da bir kere beklenilmiyor? Hani o karakteri bu. İyi bağırsın çağırsın Onur alttan mı alsın? Yok böyle bir şey ya. Ve orada resmen tahrik ediyor. Ya gel ne demek bu? Gel diskalifiye ol demek daha önce de yaptığı işte. Bir şey gerçi ya. Böyle. O bir zaman kere Onur'un... de bu, önceden bir tartışmaları olmuştu aynı Gökçen'le Onur'un. Bu sefer ben Gökçen'i tutmuştum. Gökçen bu sefer hani Onur'u koşarak gidiyordu. Bana da hatta teşekkür etmişti. Bana çok büyük bir iyilik yaptın. İşte buradaki hayatımı devam ettirdin. Yoksa ben diskalifiye olurum gibi bir lafta bulunmuştu. Ama burada ya bir erkeğe hiçbir zaman sen erkek misin sen denmez yani. O adam onu orada yani işte çok büyük tahrik var ya. Çok büyük tahrik var. Tabii kadına şiddete, tabii karşıyız. Hani öyle bir şey tabii ki olmasın ama erkek şiddet de olmasın yani. Bu da bir erkek şiddettir. Şimdi Demir yine sessiz. Yani ben başka bir şey mi izledim siz? Başka bir şey mi izlediniz? Orada biplenen... Şu an hepiniz yine Gökçen'in üzerine yükleniyorsunuz ama ben şeyi anlayamadım. Ben hayır, ben şundan... Ben çift taraflı... Yani ama başına atladınız. Siz direkt hemen Gökçen'e... Onur zaten hani... bilenmiş. Onur zaten ya bilenmiş Gökçen'e. Onu söyledik zaten patatesinden yesen o. Evet, başta canlı değilim. Yayından önce de bilenmiş. Hani Gökçen'e karşı çok büyük bir antipatiklik duyuyor şu an evde. Yani neden bir... ama? Yani Onur'un bu değişikliği... Onur bambaşka bir adam görüyorum şu anda Onur'da. Onur'un şöyle bir tavrı Seda var. Seda ile tartışıyor olsa bu üslupla konuşur mu sizce? Hayır tabii konuşmaz. Ya Seda aşkına karşılık vermezse konuşur. Konuşur mu? Konuşur bence. Yani çünkü... Burada... aşkına karşılık vermediği yerler de var. Konuşmalar var. Çıktıktan sonra tanımak çünkü istemiyorum Gökçen'de dedi. Seda bambaşka şey karakterler. Içinde. Resimlere bakınca işte her ne kadar ben Onur işte bana dedi Demir abiyi, Tuğra'yı bir de Alpan'ı tanımak isterdim dedi. Gülşen'i zaten olmasa da olurdu dedi. Yani tanımak istemezdim bile dedi. Yani çünkü ya bu böyle öbür taraftan da bakarsanız Onur'un mesela Onur işte hatırlarsanız fıstık ezmesinden bir kaşık aldı diye ona laf söylendi. Ve herkes Oktay'ın üzerine yüklendi. Onur bugün aynısını Gökçen'e yaptı. Şimdi Oktay da yani aynı durumdaydı. Aynısını başka birisine yaptı. Bu zaten nasıl davrandığını bilmemekle alakalı bir şey. Burada karşılıklı yani çünkü iki taraf da birbirini tahrik ediyor yani aslında. Gökçen doğru yaptı demiyorum yani o da yok Turan doğru yaklaştı olaya. Yani en başında aslında bir şey yok. İki tane patatesinden almışım. Evet, olacak hiçbir şey yani. Yok orada. Yani evde zaten paylaşmada bir sıkıntı var. Ama Yasin ve Gülşen özellikle şimdi Demir ve Alman olayın yani olayın direkt olayın için yani. Ama hani bilmeden almandığı ve bilmiyormuş. Sen şu anda yani şu anda televizyonu yeni açan o an sizin konuştuğunuzda açan biri Gökçen olayı çıkarmış. Gibi algılayabilir. O zaman çünkü ekleyeyim. Direkt diyorsunuz ki tahrik var. Tahrik var arkadaş. Ekleyeyim o zaman. Yani
İlk başta Onur'un yaptığı davranış yanlış, evet. Patates paylaşırsın. Ya biz Demir'le her zaman bunu savunmaya çalıştık aslında. Herkes birbirlerine bir şey paylaşsın ki evde hani hak, kimsenin hakkı kimsede kalmasın. Evet. Ya bu çok güzel bir şeydir yani, paylaşmak güzeldir yani. İnsanların arasındaki ilişkiyi de tazeler. Ama senin dediğin gibi bilenmiş ha, Onur. Onur yani bilenmiş, Gökçen ona geleceğim. Onur'un yanından bile geçse Onur Gökçen'in rüzgarından evet, rahatsız olur. Ona da geleceğim. Bir bilenmişlik var değil yani. Evet. Onur şeyde, başlatmak Onur'un, istedi ve başlattı. Onur'un buradaki... Efendim? Onur Gökçen'i tanıdığı için olaya çıkarmak istedi ve çıkardı. İki patates değil, Onur'un dünyasını yeseniz sesi çıkmaz. Evet, Onur'u... Ama şöyle bir şey var, Onur'un şimdi bu bakıyoruz ya hani biz halk arasında üstüne yürüme diyoruz ya. Böyle bir fevri harekette bulunuyor, oraya doğru yürüyor. Ama biliyorsunuz diskalife olma ihtimali anlık çok bir yüksek. Şey. Şöyle bir şey var. Evde diskalife olmak anlık bir şey zaten. Yok, Onur aslında kazdığı kuyuya kendisi düşecekti bence. Yani çünkü sen orada iki patatesi laf edersen o insan da zaten biliyorsun öyle olduğunu, ki benim tasnif etmediğim bir davranış Gökçen için. Zaten onda bahsettiğim konu buydu. Ve aslında yapmasını istediği harekete kendisini iyi tanımadığı için, yani bilinçli yapamadığı için kendisi düşmüş oldu. Ve araya giren insanlar olmasa belki de kendi kendini diskalifiye ettirmiş olacaktı. Düşmüş olacaktı. Aslında olay kapanıyordu ama Gökçen orada sessizce bir şey söyledi. Biz şu an sansürlendiği için duymuyoruz ama Onur onu duydu. Acaba o kelime neydi, niçin? Niye yani meydana geldi? Ben olayın zaten tırmanış boyutundan bakıyorum. O yüzden tahrik var diyorum. Yani olay işte patatesini yeme, yeme sen sus, işte sen git. Hani buradayken orada bir laf gülümseyen geliyor. Bir laftan sonra zaten olay çok büyük bir yerlere tırmanıyor. Ama onun öncesinde Onur'un da bir kelimesi var. Bence ilk Gökçen değil mi? Kısacası ilk Onur'u kesti. Onur ilk bir başlatmış. İlk masada otururken. Devamında kendisi bir... İlk Onur'u şöyle bir şey var. Evet, kapatıyoruz hani orada. Siz dediniz ya hani sizce Seda ile konuşurken böyle bir şey yapar mıydı Onur? Bu evde şöyle bir şey var. Kişiden kişiye göre değişebiliyorsunuz. Kişiliğiniz değil ama tavrınız değişebiliyor. Bu neden kaynaklanıyor? Karşı karakterlerden. Sizin iyi yüzünüzü görmeyi hak etmediğini düşündüğünüz insanlara karşı tavrınız değişebiliyor. Herkes aynı olamaz. Onur bana hiçbir zaman böyle bağırmadı mesela. Onur'un da Gökçen'le birbirlerine hiçbir karşı böyle olduklarını düşünüyorum. Hiçbir zaman böyle bağırmadı mesela. Sana mı? Hiçbir şekilde. Onur ki mu? İlk sana hafta mı? Onur'la ikimiz birbirimize çok zıt gittik. Ben Onur'a diyordum seni sevmiyorum. O da bana diyordu falan. Ama hiçbir şekilde böyle bağırmadı. Çünkü ben hiçbir zaman Onur'u tahrik etmedim. O da beni tahrik etmedi. Evet. Ben de yaşadım Onur'la ilk hafta sıkıntı. Sessiz şekilde konuşup bitirdik. Hani ben şey yapıyordum. Hani görmemezlikten geliyordum onu bilerek yani. Çünkü aha, hani tartışma olabilir, bir şey olabilir falan diye. Çünkü seni de uyuşmamıştı. Seni bu arada. Önemli değil de. Ondan sonra hani bana şey dedi mesela. Abi dedi, sen beni görmüyordun ya, ben ona çok mesela sinir oluyordum dedi. Dedim sen de aynı şeyi yaparak onu sinir edebilirsin demiştim mesela Gökçen'in için o zaman tartıştıklarında. Yani Seda da mesela, Seda ile böyle bir tartışmaya Onur giremez. Niye giremez? Çünkü Onur yükseldiği anda Seda zaten pısıp geri çekilecektir yani. Gökçen gibi değil ki Seda. Ya da Seda bayılacak, bayılacak yani. Garanti bayılacak. Ama Onur'un da bunu... O yüzden öyle bir şey değil. Bir de Onur'un bilenmesine geleceğim. Onur bir taraftan da bir şeyi güzel anlattığınız zaman oraya gelebilecek bir çocuk. Yani çekerseniz onu, o evet, fikri onu anlatabilirsiniz. Onu iyi yaklaşırsan, o da sana iyi yaklaşır. Yani eğer bahsettikleri gibi Seda ile Funda eğer Onur'a işliyorlarsa bunu, Gökçen düşmanlığını. O yüzden Onur da Gökçen'e karşı bilenmiştir. Bu davranışlarda ondan kaynaklı oluyor, evet, olabilir. Da. Ama ben şöyle düşünüyorum. Şu an bugün böyle bir tartışma meydana geldi ama iki gün sonra tekrardan eskiye dönebilirler. Ama hep şunu fark ediyorum. Hep Onur gidip hani biraz bir konuşalım. Aradaki problemi çözmek istiyor genelde evin içerisinde Onur. Onun farkındayım ben. İki gün sonra tekrar eskisi gibi olabilirler. Yani uzlaşmacı şu an, yani evet, Onur mu diyorsun? Evet, uzlaşmacı. Şu an Yasin'le de tartışmasını birebir izledim. Çok uzlaşmacı yani. Evet ama ben şimdi uzun zamandan sonra gerçekten bu hafta sonu dahil ama ben Onur'u böyle bir tık demeyeyim de yani... Agresif. Evet. Yok, Onur'un başka bir çocuk var biraz şu anda. Evet, maalesef, Onur dinliyor. Bir çocuk var ortada yani. Benim düşüncem Seda'ya bu olan sinirini ne diyorsun? Başkalarını ya Onur Onur dinliyor söylediğiniz zaman. Saygılı ve eğer değer veriyorsa anlamaya çalışıyor. Ama hiçbir zaman ilk olarak gidip de gelen konuşalım, anlaşalım girişiminde yok, bulunduğunu bana ben görmedim. Yok, bana geldi, bana bir geldi. Bir cümleyle yok. Sen ona aslında yaklaşmıştın aslında. Yani onu hissettiği için. Yok, ben o hayır ya Gökçen'le tartıştılar. Ben odaya çektim. Hani çıkardım. Sen geçtim odaya. Ama bizim konuşmamızda abi dedi. Böyle böyle dedi. Sonra kendisi söyledi bana. Bu yani şu an en son istedim olan için ne diyorsun Demir? Ya bir son, cümleyle özetlersen. En son olayda Onur kazdığı kuyuya kendisi düştü yani bence. Onur. Evet. Belki de bilinçsiz yaptı ama gözüken buydu.
Tuğra sen bir şey söyledin Onur ve Seda ile ilgili. Şimdi Onur saf bir çocuk değil diyoruz ve Seda ile Emrah'ın işte yakınlaşmasını görüyor, illaki görüyor ve çok inanılmaz derece buna içten içe sinirleniyor. Ha. Bu nasıl ilk Seda'nın hoşlandığını hissettiği zaman 4 gün boyunca evde içine kapandı. Şu anda da o kadar içinde sinir birikmiş ki nereye patlasam diye düşünüyor olabilir belki de. Ve Emrah durduruyor onu orada. Ve sakinleştirmeye çalışıyor. Ben baktığım zaman hep beraberler yani bir de. Emrah'la Onur mu? Evet. Zaman geçiriyorlar yani. İzleyici de evet bu konuyla ilgili. Ne Rezan'la Seda da beraberlerdi yani. Rezan'la? Seda. Pardon bir saniye. Rezan'la Seda. Seda da sonuçta konuşuyorlardı yani sohbet ediyorlardı. Öyle Rezan konusu açıldıysa. Seda da Emrah'la görüşmeye çalışıyor. Seda da Emrah'la görüşmeye çalışıyor. Yani öyle göstermemeye çalışarak aslında gösteriyor. Emrah'tan. Emrah karşı bir ilgisi olduğunu evet. Düşünüyorsun? Evet. Bu işin içinden çıkamadık. Onur da bunu fark ediyor mu? Onur çok fark etmeye başlıyor. O da bu, ileride Onur Emrah'la bu tartışmaları yaşayacak. Benim kavgamın aynısı gibi. Ne oldu Tuğra, Gülşah? Aranızda konuştuğunuz bize de paylaşın. Dedik bu işin içinden çıkamadık dedik de hani benim tartışmamın çok aynısı. Böyle birebir benzeri gibi gördük. Ben yatağın üstündeydim. Yerde olsam geldim ben de yürüdüm de. Beni çok fazla kişi bir anda tuttuğu için. Orada kimse müdahale de etmiyor. Yani mesela arkada sanırım Çağla'yla Funda var. Emrah var. Bir tek Sinan mesela tutmaya çalışıyor Onur'u. Acaba Funda eleme listesinde niye müdahale etsin? Aynı şeydi mi yani? Aman birisi diskalifiye olsun diye mi düşünüyorlar acaba? Funda eleme yani listesine niye müdahale etsin? Acaba. Müdahale ederse ne olur Tuğra? Ya şu an bilmiyorum sonuçta biri diskalifiye taraf olduğu zaman. Taraf tutmuş mu olur Manis Funda? Hayır belki biri diskalifiye, Big Brother'in Big Brother kuralları koyuyor sonuçta. O hafta diyebilir biri diskalifiye oldu. Eleme yeni biri gelmeyecek iptal. Eleme listesindeki isimler iptal diyebilir mesela. İçeride çünkü bunun düşünceleri var. Ha. İnsanlarda ben belki de. Ben bir şeyi gördüm. Funda ile Seda evet, bak, öyle bir liderlik şey odasının orada koltuklarda evet, koltukta oturup konuşuyorlardı. Funda yani Funda'nın benim ismimi söylemesiyle alakalı konuşuyorlardı. Seda da şey dedi yani niye kimse sana tepki göstermedi Demir yazdığın için dedi. O da güldü sonra böyle şey yaptılar. Hani, ya onlar zaten anlaşıyorlar. Funda ile Seda mı? Evet. Liderlik odasında mıydı? Liderlik odasının oradaki koltuklarda. Hmm. Balkonun oradaki. Geçmiş zaman liderlik odasında neler konuşuldu neler Funda liderken. Oo, bir hatırlayalım. Burada yaşanan aşklar sence net aşk mı? De bakayım. Hangisi? Kaç tane var? Valla bir tane var gibi gözüküyor ama iki tane mi var anlamadım ki. Bilmiyorum. Allah aşkına bir tane deme Çağla. Belki üç tane vardır Çağla. Üç mü? Bak. Sen zannediyor musun ki buradaki bak aşklar gerçek aşklar. Sen zannediyor musun Fundacığım? Ben yorumsuzum. Bence yap söyle. Evet. Ben ne geliyor biliyor musun? Şu aşk olayı çok saçma geliyor. Hangisi? Bütün aşk olayları. İki tane var. 20 günde oluşan hani olaylar. Hani ikincisi yokmuş hesapta. Çağla evet, Allah aşkına sus. Dinle. O şu kolyeyle tamam. Bir bol şuraya as şunu. Şey ip. Şey Çağla kopar mı? İkisi de o sorulduğu zaman yok diyemedi. Niye? İkisini de çıkarıyorlar. Ama ikisi de olmayacağını biliyor zaten bana. Yavaş. Aynen. İkisi de olmayacağını biliyor ama ikisinin de çıkarı var. Niye? Günde. Ya bak ilk hafta konuşulmadı ama ikinci hafta konuşuldu. Hem de ilk soru aşk var mı diye Asuman Hanım sordu. Güldü. Ondan sonra hep güler yüz. Anladın Smile. Mı? Evet. Asuman Hanım soru sordu. Evet. Sonra yok hayır bu bize dendi ki yani dediler ya bir şey soracağız biz olmadığını söyleyeceğiz. Soruldu mu? Sorulmadı. Asuman'a. Ama bize söylenildi yani. Yok ama yerse. Anlıyorum. Yani lan harbiden ben ne oldum ya kendime şaşırdım. Doğru söylüyorsun. Ama çok doğru mantıklar doğru kuruyorsun. Doğru. Tabii. Hayır. Biz orada otururken reklam arasında Asuman gitti ya şey söyleyelim bu konuyu konuşalım denildi. Konuşuldu mu soruldu mu sorulmadı. Öyle bir şey yok de. İkisinin de çıkarı var çünkü. Peki ben bir şey diyeceğim. De. Ondan önceki hafta eleme gecesinden sonra. Rezan ağladı. Sen biliyor musun? Biliyorum. O ben yani biliyorum derken ben hiç gitmiyorum diyor. Ben izliyorum, görüyorum. Neden? Yani.
Çünkü dedi ki Asuman Hanım herkese söz hakkı verdi. Bana kavga, kavga edenlere, öne çıkanlara, kavga tartışanlara. Kavga zaten Gökçe ne demiş onda? Gökçe'nin gitmemesi onun için çok büyük belirleyici unsur oldu. Dedi ki demek ki Türk halkı böyle şeyleri seviyor diyor. Ben bazen hiç fark ediyor musun? Böyle geliyorum dışarı çıkıyorum şöyle bakıyorum. Sonra zınk gidiyorum içeri. Ben görüyorum çünkü. Ben Gökçe'nin baş olduğunu düşünüyordum. Big Brother evinde kesinlikle aşk yaşamayı düşünmüyorum. Çünkü onların hepsi benim rakibim. İnşallah kimse de bana aşık olmaz. Çok net söylüyorum buradan. Sen uyuyacaksın yani. Benim için durmuyorsun. Emrah. Funda bu çocuk seninle niye uğraşıyor bu kadar? Yasin de soruyor. İkisi kim? İkisi kim? İkisi kim? Sence kim o ikisi? Ya, Hüseyin ya hangi Hüseyin'in, ikisi hakkında konuşuyor? Hüseyin'in benim için böyle konuşmasına şaşırıyorum hemen. Yani niye böyle konuşuyor? Yani çıktığım zaman işte ben Yasin'i seviyorum ama işte böyle böyle yapıyor. Ya şimdi çok basit söyleyeceğim. Eğer ben aşkla gündeme gelmiş olsaydım veya işte bununla prim sağlayacağımı düşünmüş olsaydım evet siz sorduğunuz zaman biz evet aşk yaşıyoruz derdim. Gerçekten olan bir şey olmuş olsaydı zaten bunu söylerdim. Ya da bununla prim kazanacağımı bilsem bunu yaşardım da. Ama benim duygularım... Turan neden gülüyorsun? Bu an aklıma yüzünde... böyle bir şeyler geliyor da yani geçiyor. Ya benim duygularım öyle hani, hani şey değil. Nasıl diyeyim? Bu Big Brother evi için yaşadığım duygular değil. Ben orada ne hissettiysem onu yaşadım. Ama dediğim gibi hani bu bir aşk olsaydı evet aşkı yaşardım. Biz ne dedik? Bizim aramızda bir ilişki yok evet. Yakınlaştık evet. Ben etkilendim diyorum evet. Ama bir ilişki yok. Eğer ben bundan prim sağlamak... Hayır. Eğer ben bundan prim sağlamak istedim... Ya bir bitireyim. Bitireyim. Bağırmadan bir sesini tonu bir alçalt. Sen o zaman benim lafımı bölmeyeceksin. O zaman lafımı bölmeyeceksin. Bağırma gereği duydun. O zaman lafımı bölmeyeceksin. Bölerim. Sen nasıl bölüyorsan ben de bölerim. Ben senin lafını hiçbir zaman bölmüyorum. Tamam sakin ol konuş devam et. Ne diyeceksin? Çok ben eğer hani söyledikleri gibi bundan prim kazanacak bir şey... öyle bir şey düşünmüş olsaydım... yaşardım da... bunu da size söylerdim de... hani her şeyi de paylaşırdım. Ama ben böyle bir şey yaşamadım. Biz orada ilişki yaşamadık. Ve bundan prim kazanacak bir şey de yapmadım yani. Tura'ya dönmek istiyorum. Çünkü Tura'nın yüz ifadesi hala o inanmayan yüz ifadesi. Ya şöyle bir şey var. İlişki yaşamadık. Hoşlandık. Yakınlaştık. Ben çok merak ediyorum. Peki ne oldu? Adı yok bir şey yok. Peki ne oldu yani? Ya zaten öyle ben hani 3 haftada... ben insanlarla ilişkime başlamadan önce de bir zaman tanırım. Ondan sonra bir şeylere karar veririm. Düşündün. Yani 3 hafta için peki yılbaşı gecesi dans ederken ne için Rezan'a ben finale gitmek ve seni de yanımda götürmek istiyorum dedin. Hani bunun altında ne vardı? Ben orada şunu Duma, söylemek istedim. Hayır. Kurmuşsun hayır. Zaten. O içeride bir şeyleri söyledi bana. Yani bu hayal meselesiyle ilgili bir şeyleri sordu. Benim orada söyleme amacım ben seni etkilemedim ya da etkilemeye çalışmadım. Ben finale gideceğimi düşündüm. Seni de yanımda götürmek istedim. Seni ve Demir'i de yanımda götürmek istedim dedim. Yani bu şey öyle... Bunu dışarıda mı karar verdin? Bak şu biraz önce diyorsun ki işte yaşadım işte böyleydi. Hayır yani yanımda olarak götürmek istedim dedim. Yani beraber çıkalım demek istedim. Orada ben finale çıkacağım sizi de yanıma götüreceğim yani öyle bir şey değil. Ben finale çıkacağımı düşündüm. Yani sonuna kadar ondan gitmek dolayı da istiyordum. Beraber finale çıkalım istedim dedim. Ya o Yasin, yüzden beraberdik dedim yani. Yok Yasin yani içeride de bunu onları hani istediğini söylemiştim. Ben zaten o yani bana çok yakın insanlar. Çok güzel bir bağ kurduk ve bu evdeki hiç kimsenin arasında olmayan bir bağdı bizim aramızdaki bağ. Ama Rezan tabii Rezan'a sorunca Rezan Yasin bana böyle dedi. Sana sorunca sen hemen Demir'i de katıyorsun de işin içine. Yani. Hayır ben orada şey... gerçekten dans ederken onu da söyledim. Ya çünkü şöyle bir konuşma geçti benim çok ağrıma gitti. Hani biz belki de Yasin yüzünden eleme potasındayız dedi. Hani insanlardan bizi uzaklaştırdı dedi. Bu ağrıma gittiği için ben bunu söyleme gereğini duydum. Yani yoksa ben onu niye etkileyim yani ya da insanlara tabii karşı niye söyleyeyim? Ya bunun... Alpa. Pardon Demir. Yok Reza'nın bunu söylemesinin amacı insanların... olmayan, sende olmayan bir ön yargıyı hissetmiş olmaları. Yani hep öne çıkma hevesi varmış gibi gözükmesin diye Rezan onu söyledi. Hani insanlardan ayrılıp
farklı bir yerde oldu seninle ve bunun tepki çektiğini düşündü. Nasıl aynı Rezan tepki çekmek için, işte dikkat çekmek için benimle birlikte aşk yaşadı dedi. Aynı Rezan bunları söyleyenler. Aşk yaşadın demedi. Ben aşkım dedim. Bana ilgisini duydu. Aynı Rezan bir hafta önce ki eleme gecesinde ben kullanıldım. Ben işte mağdur kadınım diye ağladı aynı Rezan. Ya orada ve Yasin'i bundan dolayı suçladı. Ama bence doğru değil. Ve aşık değilim. Ve Yasin oradayken de dedi bunu. Bir hafta önce değil mi? Evet. Yasin yanındayken de dedi. Hani bir kadın olarak Rezan işte o güçlü kadın olarak tutup da ya Yasin hani kendi aranızda en az bile bunu hani aynı tavırla o bir hafta senin çıktığın hafta eleme tavırı sana sormadı. O zaman hani burada Rezan da mı yani bir şeyleri düşünüyor kafasında kurguluyor. Ben bunu düşünürüm o zaman. Tamam Rezan çok iyi çok doğru. Ama pat bir hafta önce böyle pat bir hafta sonra mağdur kadın buradan aldım güzel gidiyor elemede de kurtardım mağdur kadına devam edeyim seven kadınla mı geçeyim dedi. Yok yok sen aynı yani, Rezan bu hafta bunlarla ilgili Yasin en son bunları en son söyleyeceğin kişi Rezan ben sana söyleyebilirim. Yani çünkü o bazı şeyleri yansıtamadığı için kendini gösteremediği için kötü hissetti. Yasin'in de burada kendisine bir oyun oynadığını hissetti ki çok normal. Bence Yasin'in dışarıda bir ilişkisi vardı yoktu vesaire açıklayıcı yani bir şeyi olmadı ama yani açıklayamadı söylemedi hatta bu hepsi buradan geldi. Hatta aşık olduğunu bir hafta sonra söylediği kişiyi harcadı emin olamadan. Peki, yani sen... Erkan bir şey söylemek istiyorum evet. Çok oradan istekli bir ya şekilde. Benim aklıma takılan bir soru var onu sormadan edemeyeceğim sor. Yasin'e. Öncelikle yaş fark konusunda da birbirinizle olan hisleriniz, duygularınız konusunda da hepsine çok saygı duyuyorum. Onları sorgulamıyorum. Ama şu soruyu sormadan edemeyeceğim. Hani şimdi sen dedin ya Hayal o evde adının geçmesini istemedi. Eyvallah. Sen Rezan'a Hayal ismini vermeden konuyu biraz çıtlatsaydın, onun da seni doğru anlamasını sağlasaydın ve Rezan sen gittikten sonra onun duygularıyla oynadığını düşünmeseydi ve hani onunla oyaladığını veya her şeyin yalan olduğunu düşünmeseydi daha iyi olmaz mıydı? Şimdi sana şöyle bir şey söyleyeceğim. Koalisyon yapmasaydın, sen de dışarıda olmasaydın gibi bir şey bu aslında. Yaptığın hatalar hani dışarıda olmanın sebebi olan şeyleri dışarıya çıkıp baktığın zaman daha güzel görebiliyorsun. Yani benim için özel bir insanın yani 3 sene hayatım boyunca beraber olmuşuz, beraber bazı şeyleri yaşamışız. Hani onlardan ziyade onun istemediğinden dolayı ben böyle bilgiyi paylaşmadım. Ya sonuçta biz bir şey anlattığımız zaman birbirimize soru soruyoruz. Demir mesela bir olayı anlattığı zaman diyorum ki ben o olaya nasıl geldin? Nasıl yaşadın? Hani Yasin. Onun sonuna kadar iniyorsun. Ben de onun paylaşmasını istemediğim için hiç hayalin mevzusunu geçirmedim. Yani. Onu diyorum. Yani. Tamam ona eyvallah ama hani biraz çıtlatsaydın. Ne zaman i̇şte senin daha iyi anlamasını sağlasaydın. İyi de hayal diyorum. Benim hayatımda değil zaten. Benim hayatımda olan biri yok orada. Ama hayal ismi yeni bitti. Yani yeni bitti. Ne, zaten hayal kim, hayal kim diye sorduğu zaman zaten ben çıktım geldim. Mesela buraya. İşte İçeride olsam açıklardım belki. Orada... Artık çünkü zaten hayal kendini demek ki buraya gelmiş ve göstermiş. Tatmin oldun mu cevaptan Alpan? Onu söyle bana. Ya, çok olmadım çünkü hani şunu demek istiyorum çünkü aslında. Çünkü Yasin aslında çok yeni başka şeyler söylüyormuş gibi. Aslında hep aynı şeyleri söylüyorsun Yasin. Ben tatmin olmadım. Zaten çünkü, ben onu anlatamıyorum yani. Çünkü burada ben açıklama yaparken de Alpan buradaydı. O kısımları anladık. Bu söylediklerini anlıyoruz. Evet. Net anlıyoruz. Tamam. Ama Alpan'ın sorduğu şeye daha net, daha kısa bir cevap verebilirsin. Ya şöyle bir şey zaten hani dün söylediğime geliyor mevzu. Ben zaten Rezan'la olan ilişkime seti çektim. Hani devam etmek istesem ederdim. Ama oradan yeni bitmiş bir ilişkime olan saygımdan dolayı da zaten ben yeni bir ilişkine saygım var. Ama Hayal ismini hiç geçirmeden biraz ufaktan Rezan'a söyleseydin de Rezan'ın yani kafası... Peki ben Rezan'a ne diyeceğim? Yeni bir ilişkim... Ben açıkçası çok kafası karışık peki, gördüm. Peki bir şey söyleyeceğim. Sen olsan nasıl çıtlatırdın mesela? Bana akıl ver mesela. Nasıl çıtlatırdın? Hiç yaşamadığım bir durum bilmiyorum. Ben sadece merak ediyorum. Hayır ben daha durumumu iyi biliyorsun. Mıydı? Yani durumumu açıkladım ben birçok kere. Hı-hı. Hani anlamışsındır. Sen benim durumumu bildiğin için sen söyle şimdi. Nasıl açıklardın? Hayal ben isminin geçmesini istemiyor. Tamam. Ailesi de izlediğini, akrabalarını izlediğini düşündüğü için böyle bir olayın geçmesini hiçbir şekilde istemiyor. Sen bu durumu nasıl açıklardın? Topu bana atıyorsun hepsi biliyor. Ben senin ne diyeceğini merak ediyorum. Veya neden tamam işte bir şey diyemediğim için zaten açıklayamadım. Anlatmadım. Zaten hayal benim hayatımda değil. Değil mi? işte ben şunu merak ediyorum. Neden Rezan'ın bu kadar... Ben şunu izledim. Havuz başında konuşurken... Rezan'ın kafası çok karıştı. Yani çok orada senin konuşmalarını çok karışık ve...
yetersiz, net görmedi şöyle diye düşünüyorum. Şöyle bir şey söylemiştin galiba. Sana açıklayamadığım şeyler var ama kendime de engel olamıyorum. Ondan birkaç dakika önce de Demir'le Bahçe'de benim eleme gecemden sonra tam ondan bahsediyorum ben. Demir'le Bahçe'de Demir şey dedin. Rezan beni yanlış anlamış. Aramızda böyle bir şey olamaz. Yanlış mıyım demiş. Yok yanlışsın. Hayır, görüntüler var. Lütfen onu bulun. Bahçede benim elime gecemde Demir'le konuşurken... Yok, ben Yasin'e sordum. Buna benzer bir şey sordum. Bizim aramızda böyle bir şey olamaz abi. Demir beni yanlış... Rezan beni yanlış anlamış gibi bir cümle kurdum. Çok net eminim. Hiç olamaz diye bir şey hatırlamıyorum. Çok net eminim. Zaten ilk başta Demir bana dedi... Çünkü ben elime gecemden devamında da olacaksa Rezan olsun dedi. Demir aynısını sordu. Yatak odasındaki bilmiyorum. Bahçede konuşulduğunu biliyorum. Sonra havuz başında siz konuşuyorsunuz. Sen Rezan'a diyorsun ki... Ya bunlara engel olamıyorsam diyorsun. Rezan sana o zaman engel olacaksın gibi bir cümle kuruyor. Bu görüntüler net olarak vardır. Ben şunu çok sordum Bahçe'de. Ne zaman olduğunu hatırlamıyorum. Benim elime gecemin devamında olanlar. Çünkü ben o günü çok net izledim ve her şeyi hatırlıyorum net olarak. Yok, Bahçe'de biz aradaki bahçedeki yüksek masanın olduğu yerde ben Yasin'e gittim. Çünkü ben Rezan'ı çok sevdiğim vitamin için. Barının orada. Ben aranızda bir şeyler olmasını isterim vitamin dedin. Vitamin barının orada yok. Ya onu da hatırlamıyorum. Sen benden iyi hatırlıyorsun ama. Çok net ben dedim ki Yasin'e gel abi gel dedim. Ben dedim Rezan'dan dolayı çok kötü hissettiğim için ne diyorsun dedim. Var mı böyle bir şey dedim. Yasin bana dedi ki an açıklayamayacağım şeyler var dedi. Ben eyvallah dedim. Bir daha sormadım. Çünkü bana böyle söyleyen birisini zorlamam. Yani böyle söylemiş, açıklayamayacağım işte şeyler var. Zorlanmıyor işte. Ama bana Yasin hissetmiyorum dese ama de ama ne dedi Gülşen? Seni izlediğinde ne diyor? Yasin diyor. Yok abi Rezan beni yanlış anlamış diyor. Ben çok net hatırlıyorum. Orada beni yanlış anlamasının sebebi açıklama yapma muhabbetinden dolayı yanlış anladı. Yani bilmiyorum. Ama o bize böyle geçti. Yani yok sen magazin gibi algılamışsın. Sen aynen yani bir parçayı izlemişsin, gerisini izlememişsin. Yani söylediğin doğru, duydun. Ben hatırladım şimdi ama bak, o değil. Burada şuna geliyorum. Sen çıtlatabilir misin? Belki kimse ısrar etmemiş sana. Yani ısrar etmemiş. Benim karışık bir durumum var. Dışarıda kalbimle ilgili karışık bir durum var bile. Tek bir cümle. Bunu bile söylesen kalbimle yeterliydi. Karışık bir durum yok. Var dedin ama. Var. Kalbimle ilgili karışık bir durumum olmasa, yok. Olmasa o kız niye aklımla, buraya gelsin? Ben orada o kızla yan yana oturdum aklımla yani. Aklımla ilgili bir karışık durum var. Onu da dinledim. Onu da duydum. Onun söyledikleri ona kalır. Benim kafamda olan şeyler başkadır. O bana istemediğini söyledi. Ama burada senin kaçak dövüştüğün ortaya çıkıyor. Ya niye kaçak dövüşüyüm? Ama Rezan'a diyorsun ki kendime engel olamıyorum diyorsun. Evet. Sen diyorsun bunu diyorsun devam ettiremem diyorsun. Ona geliyorsun öyle diyorsun çünkü bize böyle bak, geçiyor. Bak ne dediğimizi söyledik biraz önce. Ama ben Rezan beni ben yanlış anlamışın olamıyorum bu konu şeyine. Yani. Hani Rezan'a da ben bu konuda daha ısrarcı olmasını, ben onu konuşturmak için daha ısrarcı olmasını isterdim. Çünkü Rezan o yaşta ve onu alabilecek, senden onu alabilecek birisi. Israrcı olması ama gerekiyor Rezan diyorsun. Ama Rezan ne dedi? Senin işte kadın, yani kız hayranlarını küstürmemek için böyle davrandığını düşünüyorum. Ben de hayır öyle bir şey yok dedim. Söyledi. Evet ama böyle, o da öyle düşündü. Belki de bu ihtimali hiçbir zaman düşünmedi. Ta ki Funda'yla işte. Ne güzel onlar, bazı şeyleri o kadar net kadar hatırlıyorsunuz. Bazılarını hiç hatırlamıyorsunuz. Hatırlayamıyorsunuz. Kapşonlu dedin, kapşonlu değil mi dedin az önce Alpan'a? Alpan, kapşonluyu hatırlıyor musunuz? Kapşonlu kapşon grubu. Kapşon grubu. Kapşon. Hatırlamıyorsunuz. Hatırlayalım. Herkesin buradaki amacı evet. Finalist olmak. Ve kazanmak. Sonraki amacı kazanmak. Birinci olmak, finalci olmak, finali garantilemek. Ben istiyorum ki finale çıkacaksak beraber çıkalım. Anladın mı? O parayı alacaksa üçümüzden biraz. Çok basit bir şey. Hı. Bir çöp şiş düşün. Hı? Bir çöp şiş. Yani evet, bir çöp şiş düşün evet. Tek başına ne olur? Kırılır. 4-5 kişi olsa kırmaz zorlanır. Aa, mantık bak, güzel orada. Açıdan yaklaştı. Onur, Sinan ve Alpan yalnız olmak yerine grup halinde hareket etmenin daha doğru olacağını düşünüyorlardı. Peki şöyle yapalım. Üçümüz güçlerimizi birleştirerek bir şeyler yapabiliriz diye düşünüyorum ben. Hem de neler yaparız yani. Değil mi? Hem de neler yaparız. Bunu akıllı bir beyin. Abi sen güzel şey beyin. Senin beynini ben beğeniyorum bak, aslında. Bak sen söyleyeyim mi? Bakma bu grubun beyni sen olsan. Aynen bak sen söyleyeyim mi? Çünkü ben çok böyle çıldın, bodozlama giriyorum kanka. İki çılgın. Kanka şimdi bak, iki çılgın. Ne dedin sen sonra? Bak, çok güzel iki çılgın bak iki çılgın bir de mantıklı. Budur. Gelin. Biz çılgınlık yapmıştık, bu da mantık. Evet abi. Bizde çılgınlık farklı. Ama zeka yok. Yok öyle değil. Bence... Saattir dansı yapamadı. Kanka bizim soyadımız zaten Aydemir. Anladın mı? Kimin soyadı? Onun soyadı da Aydemir, benim soyadım da Aydemir. Ciddi misin? Urfa'dan gelmiş, ben Bursa'dan geldim. Biz alakamız yok. Urfa değil, Şırnak. Tamam, sizin soyadınızın... sizin soyadınız Aydemir ya. Urfa hakkı. Aydemir. Al ayı. Benim de Alpan Yuvalı, Ay'ye. Grubumuzun da Ay.
Ay. Yani şifremiz Ay. Tamam mı? Ay. Her zaman gece buluşalım. Ay. Bardağa koysan o sıcak elim yanıyor. Böyle şak olmaz ki ya. Böyle şak olmaz abi. Çağla baksana bana. Kimsin sen? Kapat kapat. Kapat kapat. At oğlum bunu. Ay be. Evet. Yani çok, benden beklenmeyecek çok kısa bir şey söyleyeceğim ama maalesef Alpan'ı yemişler orada yani. Araya almışlar çocuğu. Çünkü çok temiz bir insan yani kalbi de temiz. Her şeyi düşündük, çok öyle söylendi. Aklından yani geçmez öyle bir şey hiçbir zaman. Ne Tura? İçeride bu olayın Alpan'ın başlattığı diye söylendi. Ama kendisi de öyle söylemişti. Evet kendisi de öyle söyledi. Ben de öyle zannediyordum. Ben de hayır bence ben de öyle zannediyordum. Ben de öyle zannediyordum. Yani şimdi kesinlikle onu Onur'a veya Sinan'a suça atmak istemiyorum. Yani üçümüz de çakal insanlar değiliz bir kere. Grup kuralım, insanları eleyelim, hep beraber hareket edelim. Yok ne aslında insanlar bizde değilsiniz? Çakal insanlar çakal değiliz. Veya orayı karıştırmak isteyen insanlar değiliz. Gerçekten yani o biz orada belli işte. Alpan ben hiç inanmıyorum. Ya. Senin yüz ifadende öyle bir şey yok yani. Senin yüzünde abi, yok o yani. Ki bence bizim yaptığımızın... doğru anlamadı. Sen ne anladın benim söylediğimden? Yok ben senin dediğini doğru anladım zaten. Ne anladın? Sen ne dedin? İnanmıyorum dedi. Yani şimdi söylediklerine inanmıyorum dedi. Ha, sen benim dediklerime mi inanmıyorsun? Senin yüzünde evet o plana ortak olduğun gözükmüyor. Ben onu görmüyorum orada. Ben seni çok tanımıyordum ama... Yani çakal değilsin sen, sen diyor. Sen çakal değilsin yani. Sen böyle düzsün. Teşekkür ederim. İyi bir şey dedi, kötü bir şey demedi. Ha, güzel bir şey söyledin. Evet, evet. Güzel bir şey söyledin. Çok iyi anladım. Onu demek istiyorum. Çok iyi anlamamışsın ama. Yani neyse, yok yok. Tamam. Ben zaten hani konuşurken sana karşı bir şey söylemek istemiyordum. Suç atmak istemediğimi söyledim. Ama şöyle senin diyor, yağını, Onur'la Sinan ederim. Alpan'ı hı-hı yemişler diyor. Evet. Yasin de diyor ki ortaya hı-hı almışlar. Ortaya evet katılıyorum. Ya. Demir abi de Yasin dedi katılıyorum. Ben sadece hani Onur ve Sinan'ın bunu bilinçli böyle kafalarında bir şeyler kurarak yaptıklarını düşünmüyorum. Sizce öyle mi? Bence öyle. Ya bilinçsiz, bilinçli mi? Ya Onur değil. Sinan daha akıllı belki bana çok göre masum hmm düşünüyorum. Onur zeki ama öyle bir şey planlamaz. Belki çok masum düşünüyorum. Alpan zaten temiz, aklına bile gelmez. Sinan kurgulayabilir bunu. Ya kötü ama değil ama öyle yani. Sinan kurgulasa Sinan dile getirir. Niye Onur dile getirdi? Ben çok ya Onur, onu fark etmek lazım. Ben de şöyle yani düşünüyorum. Onur biraz hani potaya gireceğinden emindi o hafta. Çünkü hani insanlarla etkileşim çok yoktu. Ondan dolayı böyle bir olaya girmiş olabilirler. İlk başta siz üçünüz beraber mi takılıyordunuz yoksa sen sonradan mı dahil oldun? İkinci güne itibaren falan beraberdik yani. İşte onlar bir anlaşmaya vardılar böyle. Ama Tuğra da diyor ki içeride dendi ki Alpan başlattı. Ama Alpan öyle kendisi bize de aynen, öyle söyledi. Öyle Alpan dediler. Sen de öyle söylemiştin ama. Ben de öyle söyledim. Şimdi de diyorsun ki ben de öyle sanıyordum. İşte nasıl? Ben de aslında şöyle olay ne biliyor musunuz? Yani olayı senin yani başlattığını mı düşünüyorsun? Biz o an o ağaç evde buluşmasak, ben o orada olmasam veya Onur orada olmasa belki bunlar bir daha hiç olmayacaktı. O anın atmosferiyle biz birbirine çok çabuk ısınan üç insandık orada ve bir anda böyle evde gruplaşalım dedik. Kesinlikle insanlara cephe alalım şu bu yok. O anda kafamızda neler döndüyse artık bir anda böyle bir grup olduk falan filan güme gittim yani. Üçümüz de yazıldık. Dokunmazlık oyunu oynadık. Neyin rüzgarına kapıldınız Alpa? O an işte yani daha çok yeniyiz. O gün ikinci gün, üçüncü gün her şeye yeni adapte oluyoruz. Adaptasyon haftasındayız. Kurallara da çok yeni adapte oluyoruz. Dolayısıyla çok erken bir hata yapmış olduk. Ama ben şuna üzülüyorum. Bu hatanın mislisini evde yapanlar var. Çok dile getirmek istemezdim ama mesela Arsel, Onur, Hüseyin abi ağız birliği yaparak Gökçen'i yazacaklarını aslında söylediler. Ve aslında net söylemeselerdi, net ima söylemeselerdi ediyorlar bir şekilde. Yani bunu çok yapan var. Ben şimdi tek tek saymak istemiyorum ama saysam sayılacak kadar çok yapan var. Bir tane daha sayabilirim. Funda. Ben bundan sonra Gökçen'i yazmaya devam edeceğim dedi. Yazdım, yani yazacağım. Biz yazacağım tek diyor bir yani isim bile konuşmadık. İzledik. Tek bir isim ben bile. Ben mesela içeriden evden çıktığımda... Şu isim yazalım kesinlikle demedik yani. Benim en fazla mesela orada. Onur... Ben Yasin'in haz etmediğini söyledi en fazla ama hiç kimse bir birbiriyle şu ismi yazalım demedi. Bunun mislini yapanlar var evde. Ben bu konuda biraz doluyum. O yüzden böyle bir de ben yaklaştım olaya. Kapşonla alakalı şeyi açıklamak istiyorum kısaca. Yani biz daha iyi tanıyoruz. Yani birebir yaşadığımız için. Şimdi Alpan'ın da
az çok tanıyoruz. Onur'u da ben tanıyoruz demeyeyim, tanıyorum. Sinan'ı da tanıyorum. Yani hani başlatmakla alakalı, hani Onur başlatmazdı falan dediniz ya. Yani Onur böyle şey yapabilir. Hadi şu çatıdan atlayalım da diyor adam yani. Hadi dışarı çıkalım Demir abi falan. Eylem başlatabilir. Ya şuradan ormana mı gitsek gelsek diyor. O karşısındaki insan. Ben Sinan'ın daha bilinçli olduğunu düşünüyorum. O yüzden Sinan orada olayı aslında tetikledi diyorum. Yani tetikledi yanlış kelime. Onur tetikledi. Sinan organize etti. Alpan'ı da yediler. Ben de kurban oldum. Kabakta Alpan'ın başına patladı. Takımın belli. Bence böyle yani. Oldu. Alpan, ama siz tabii şimdi birazdan izleyeceksiniz. Alpan'ın ya Sinan'la çok yakınlaştı. Evet. Keza Onur'la da. Evet, ama Sinan'la galiba bir tık evet. Ötede oldu. Çünkü Sinan'la çok ayrı başka yakınlaştı bir şey paylaştı. Ben Sinan'ın anlattığı hikayelerden çok etkilendim. Basit şeyler gibi gözükse de. Bak mesela, şimdi sen anlatmadan birlikte izleyelim mi? Üstüne konuşalım. Hadi izleyelim, aynen tamam. Öyle. Alpan ve Sinan'ın duygusal anları. Evet. Odaya girdiği tane böcek, bardak aldım onu kapattım oraya, ona sohbet ettim. Yemin ederim ha. Şaka yapıyorsun. Vallahi ben burada tutsam sen de tutsak kalırsın. Sonra içim acım demiş, şimdi onun çoluğu çocuğu vardı, gitsin belki yemek topladı. Ekmek parçası bıraktım bardağın içine, dedim biraz yesin gitsin çocuğuna versin. Bardağı kaldırdım onu gönderdim. Vay be. Vallahi. Ne muhabbet ettiniz mesela böcekle? He? Dedim böcek ne yapıyorsun ne yoldaş, ettiniz? Nereden geliyorsun, nereye gidiyorsun öyle. Kendim sorup kendim cevapladım böyle var ya bile. Onun yerine mi cevapladın? He onun yerine mi? Oğlum yayınlasana ben rezil olurum. Yayınlasana. Neymiş hikayesi böceğin? Onun hikayesi iki kere evlenmiş, iki kere boşalmış. Üç tane çocuğu varmış, üçü de kızmış. İşte eşiyle hep tartışıyorlarmış. İşte istiyormuş yemek toplasın. Akrabaların çoğu otelde işte kendine yemek bulmuş, yer bulmuş. Ona yemek bulamamış, kendine yemek bulamamış, çocukları da açmış. Sonradan bana söyledi. Ben bilmiyordum başta. Bunu tutsak ettim ben bir iki saat. Sonra acıdım ekmeği getirdim. Ekmeğimi ona verdim. Ben dedim belki benden çekiniyordur, utanıyordur, yemiyordur. Ben çünkü baktım bir saattir yemedim. Lavaboya gittim bir duş aldım. Dedim belki yer. Bilmiyorum belki yemiştir, belki yememiştir. Sen uykun çok geldi. Sonra saldım özgürlüğe dedim uç git. Böyle yaptım uçurdum onu. Ya şey... Uyumak istiyorsun ama bir şeyleri de kaçırmak istemiyorsun değil mi? Böyle hani uyumak da istemiyorsun. Sen güzelim çok... Ne oldu sana? Sen söyle yani ya. Duygulandırdın beni abi. Ya. Mesela uyumak değil. Ya sen var ya sen adamsın ya. İnan ben ön yargılarını çok yıktın sen var ya. Sen ama... Müthiş bir adamsın oğlum sen ya. Ya bak şimdi beni duygulandıracaksın yapma böyle ya. Gülsem mi alsam mı şaşırdım ya, öyle bir hikaye anlattın ki. Çok da yaratıcı bir adamsın her zaman da. Ama serbest bıraktım, sonu güzel oldu. Ben orada koptum zaten. Dedin ya hani, son olarak böyle uğradım. Orada bitti bende yani. Koptu mu, anlatabiliyor muyum? Big Brother Türkiye evine kim veda edecek? Çağla mı? Çağla. Benimle ne alakası var senin? Çağla. Gökçen mi? Gökçen. 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 Gideyim ben ya. Gerçekten gideyim artık. Bu ne? Emrah mı? Emrah diyeceğim. Emrah arkadaşımızı diyorum. Funda mı? Funda olacak. Funda. Evden gitmesini istemediğin yarışmacının adını yaz. 64 çift sıfıra gönder. Perşembe günü saat 16'da oylama sona erecek. Eleme listesine siz girdiniz. Artık seyirci karar verecek. Demir az önce söyledin ya Alpan. Zaten hani öyle bir şey düşünmez de. Hani saf ve temiz diyorsun. İşte izlediniz. Siz çıktıktan sonra görmüş müydünüz bunu? Evet ben gördüm. Böyle evet omuzunda ağladı Sinan'ın. Evet. Şimdi ama arkadaşların dedi ki ne oldu anlamadık biz. Neye ağladın? Evet. Böceğe ağladın sen. Aynen. Böceğin yani, hikayesini ağladın. O böcek hikayesinden sonra bende film koptu. Sinan'la daha önce de konuştuğumuz bazı şeyler vardı. Onun bana bazı anlattığı hikayeler vardı. İşte geçmişiyle ilgili olsun, ailesiyle ilgili olsun. Ve o hikayeyi anlattıktan sonra o spor salonunun, o ceza odasının da siz cezalıydınız o gün. Onur da orada yerde uyuyor bu arada. Çünkü çok hani nasıl diyeyim size öyle ruhuma dokunan şeyler anlattı. Ve en sonunda o böcekle ilgili o şimdi... Kulağa biraz şey gelse de hani ne bileyim saçma mı geliyor, nasıl geliyor bilmiyorum ama o kadar duygulandırdı ki beni. Yani şey, anlatsana an... böceğin ailesi var.
Sinan... Böceği kapatmış değil mi? Böceği kapatmış. Ekmek o, vermiş. O böcek, şey böcek, Sinan'ın kaldığı bir oteldeki ondan sonra odaya giren bir böcek aslında. Ama onun o anlatış şekli beni çok farklı şey, yerlere götürdü ve çok duygulandırdı. Nerelere götürdü seni? Yani bir hani beni o Sinan'ın o yufka yürekliğine inandırdı ve biz ondan sonra çok daha farklı bir bağ kurduk Sinan'la. Sinan da bir konuşmasında Alpan artık şu saatten sonra benim sırtımı bıçak saplayıp indirse bile ben ona asla yarı yolda bırakmam, güvenmezlik etmem demiş. Çünkü bana biraz başta biraz ön yargıyla yaklaştığını söylemişti. Hani önce biraz korktuğunu mu nasıl diyeyim, hani biraz çekiniyormuş aslında. Benim nasıl biri olduğundan emin olamıyormuş ama o spor salonunda konuştuklarımızdan sonra ikimiz de birbirimize karşı gerçekten iyi bir arkadaşlık ve iyi bir güven kurduk. Bu şekilde gelişti her şey. Sana karşı ön yargısı neymiş? Söyledi mi? Ne diye düşünüyormuş yani? Biraz hafızamı geriye sarayım. Nasıldı? Yani hani ne bileyim işte. Ya neden çekinmiş? Sana yaklaşmaktan niye çekinmiş? Tamam emin değilim ama galiba hani çok saf görünüp aslında çok zeki, kafasında bir şeyler kuran biri olarak görmüş olabilir. Ha. Ama o anki paylaşımlarımızdan, o bir iki gün ki paylaşımlarımızdan sonra gerçekten ikimiz de birbirimizin tam olarak ne olduğunu anlamış olduk kendimizce. Güzel. Peki az önce Gökçe'nin üstüne bir gri kapşon, kapşonlu sweatshirt vardı. Kimin o? Benim o. Efendim? Benim. Seni. Evet. Ya üstüne görünce de mutlu oluyorum. Ah bu. Demir'in. Doğru, ben de diyorum ki nereden hatırlıyorum. Gökçe'nin yüzü şişmiş. Sen neden giderken Gökçe'ne mi bıraktın? Ben giderken giderken değil de ama tabii son günlerimizde. Ha, ona... Ben zaten ona verecektim. Birkaç gün kaybettim bir ara. Sonra buldum. O da bana hatırlatmıştı daha önce. Sonra aklıma geldi. Hatta üzerine parfüm sıktım. Sonra verdim. Çene. O da hemen giymiş. Bence benden o güç buluyordu zaten. Ben yokken de orada kokum da var sonuçta. Giyiyor. İnşallah onun benim onda yanlış gördüğüm davranışlarını düzelteceğini istediğim hatırlar. Onu hatırlatır inşallah. Kendisi de böyle tepki çekmez ileride. Kendisi? İleride böyle tepki çekmez yine. Peki dakika bir gol bir hatırlıyor mu? Efendim Gülşah? Dakika bir gol bir hatırlıyor mu sence o sözlerini? Yani bu davranışları gördün. Efendim? Bu davranışları gördükten sonra o sözleri hatırlıyor mu sence? Yok biz yani mudur? Ani çıkışları var. Ben de gittim. Ben de sonuçta benden de beklemediği bir darbe aldı. Sen ben de şu an ona kızmıyorum. Yani ya kızmıyorum derken tasvip etmiyorum. Yapmasa daha iyiydi. Ama ben yanında olmadığım zaman böyle davranacağını da az çok biliyordum inşallah. O gri sweatshirt'ü üzerinden çıkartma. Üstündeki koku bile sana en ufak saygısızlık yapanların sonu olacak. Böyle mi dedin? Söz. Evet. Peki o masada niye onunla korumadın o zaman Demir? Yani bu gerçekten çok üzücü. Yani Gökçen bunları duyunca çok üzülecek. Yok ben... Efendim? Gülşen, ne dedin? Yani böyle dedikten sonra o masada Hüseyin'le Onur Gökçen'in hani tabiri caizse parçalamaya şimdi çalışırken... Şimdi Gülşen şöyle, o mesaj o zaman çok maalesef yani. Gökçen'e ulaşmıyor. Yok o hissediyor ki giymiş. Yani bence hissediyor. Sen bunu bir yere yazdın Demir. Değil mi? Evet yazdım. Evet. Hesabıma yazdım, kendi hesabıma. Sosyal medyada paylaştım. Ben ne söyleyeyim? Ben de diyorum dedi, nereden Gülşen orada. Yani ben... Çünkü şöyle anladı o, evden çıkarken bunları söyledin. Ben evden çıkarken söylediğini düşündüm. Ama o zaman yine aynı şey. Bunu ne zaman yazdın? Bunu ne, yani dün mü yazdın? Dün akşam yazdım. Tamam. Şimdi niçin peki Gökçe'nin korumadığını söylemiyorsun ya da... Diyorsun ki niye... Yani gerçekten o zaman anlayamıyorum. Bunu söyleyen bir adam niye Hüseyin'le Onur Gökçen'i orada parçalarken Gökçen her ne yapmışsa yapmış olsun. Onu sevdiği kadını... ama istiyorsan tekrar açıklayayım hatırlamıyorsan. Ama yeterli gelmiyor bana yani anlayamıyorum. Diyorsun ki ben o zaman sen de mi Gökçen'in tepkisinden çekiniyorsun sana? Yani anlayamıyorum evet, ben bağlayamıyorum. Ya Hüseyin abi çok yanlış anlamış. Çok yanlış anlamışsın hayır, sen bence. Hayır gerçekten haksız mıyım ama lütfen. Hayır gerçekten haksız mıyım ama lütfen. Ben... Bunu diyen adamla burada oturan adam aynı insan değil o zaman yani. Yok. Aynı kafa değil o zaman. Dün başka bir şey düşünüyordun. Yok. Ya ben anlatıyorum. Evde başka bir şey. Ya şu an biz dışarıdayız. O ayrı. Yani elimizin ben onun ben çıktıktan sonra benimle alakalı neler söylediğini, neler yaptığını da gördüm.
İçeride şüphede olduğum konuda şu anda eminim. Ve ben orada işte Gökçe'nin bana tepki göstereceğini hissediyordum, düşünüyordum. Şu anda o kadar emin değilim onun bana orada tepki göstereceğini koruduğum zaman. Yani orada koruyup korumamakla alakalı emin değildim. Ama şimdi eminim, korurum. Orada yazdığım şeyin zaten arkasındayım. Ya ben zaten... Bunu ilk yeni yazdı çünkü. Cumartesi günü ben ne hissedersem yaparım dedim. Ne çekinirim, ne oy falan, yarışma, hiç para önemli değil. Orada öyle hissetmedin o zaman yani. Ne hissediyorsam yaparım derken orada da öyle hissettim, öyle yaptım. Yani tamam, hani dün akşam böyle hissettim yani, yaptım. Yani bana göre olması gereken, ben bu kadını seviyorsam hani orada yani resmen üstüne giriyorlar. Yok sarışın, yok şu, yok bu, ben ama de giriyorum. Ama yarışmadayız, şunun da farkında. Hayır ama bu başka bir şey. Yarışmanın psikolojisinin dışındayım diyor. Bak hayır, ne hissedersem yaparım diyor. Erkek olarak bak, böyle bir şey yapmaz mısın? Psikolojisinin dışındayım demiyor. Anlamıyorsun yani. Yani. Ya, şunu söyledi, ben hata yaptım ben dedi zaten. Ben anlayamıyorum çünkü ben öyle düşünmüyorum. Hani. Ben yarışmanın bir şey yanlış olduğunu demedim ki. Bir dipnotu unuttun. Hatalıyım dedi zaten. Ben zaten kabul ediyorum. O zaman hatalı. Sen hatalı olduğun hiçbir şey yapmadın mı içeride? Ben zaten ben içeride olduğum halimden memnun sen değilim. Sen Funda'yı eleştirirken kendin dedikodu yapmadın mı? Ben dedikodu yapmayacağım demedim. Benim jenerim de var. Ben hayır yapmadın mı? Ama o zaman Funda'yı eleştirmeyeceksin o zaman. Konuyu, ben dedikocular yok, konuyu... karşısında beni bulacak demiyorum. Yok, ben ya, onu geçeceğim de. Ben diyorum evde dedikodu yapacak arkadaşım olsun diyorum ben. Yok, şeye karşı ama jenerinde burada sonra Funda da dedikodu yapıyor diye eleştirmeyeceksin o zaman. Diyecek diyen insanlar var yani. O da eleştirmeyeceksin. O dün akşam gördüğünüz gibi sevgili izleyenler evde de olaylar durulmuyor. Çıktıktan sonra çıkan isimler arasında da durulmuyor. Ne ben güzel son bir şey eklemek istiyorum. Yani ben şu anda hani Gökçen ben böyle hissediyorum ve hiçbir zaman pişman olmam. Gökçen ne yaparsa yapsın desin ki ben istemiyorum biz veya hiçbir şekilde konuşmayı düşünmüyorum. Tişörtü çıkartıp yırtıp parçalayıp atsa bile benim yazdığım orada durur. Yani ben de onu hissetmişsem hissetmişimdir. Ya hiç kimseden çekinmem. Söylediklerim zaten arkasındayım. Zaten olması gereken bu. İyi ki de söylediniz ki herkes de yani gerçek hesabımın bu olmuş olduğunu anlamış, anladılar. Evet. Yani hissimi geçiriyorum. Yazacaklarınızın daha neler, hangi güzel sözleri söyleyeceksiniz? Ya ben ne hissediyorsam yazarım, takip edebilirsiniz. Yani sonuçta yok. Yani. Takipte kalın. Ne yok, hissediyorsan o. Ne hissediyorsan o. Evet dediğim gibi tabii ki 7/24 izlenen Big Brother evinde olaylar bitmiyor. Olaylar bitmeyince sohbet de bitmiyor. Ama maalesef bugünün sonuna geldik. Fakat yarın liderlik odasında geçmiş zamanlarda neler dönmüş onu hep birlikte konuşmaya devam edeceğiz. Bu hafta neler dönüyor evin içinde onları konuşmaya devam edeceğiz. Ama o zamana kadar siz bugün akşam 19.30'da evi izlemeye devam edebilirsiniz. İsterseniz yarın sabah 11.30'da yine Star ekranlarında burada karşınızda olacağız. Hoşça kalın. Big Brother Türkiye cebinde. Uygulama marketinden hemen indir. An be an evde neler oluyor? 7/24 online yayına gir. Evde hiçbir anı kaçırma. Desteklediğin yarışmacıya uygulama içinden kolayca SMS oyu gönder. Her hafta yenilenen anketlerimize katıl. Yarışmacılarla ilgili tüm bilgilere anında ulaş. Big Brother Türkiye uygulamasını hemen indirin. Artık benim hakkımda bir şeyler duymak istemiyorum. İnsanların işi gücü yok. Benimle neden uğraşıyorlar? Kendileri de uğraşsınlar. Yani kendilerini geliştirmeye çabalasınlar. Onların tek amacı var seni buradan göndermek. Tek amacı. Ama amaç niye benim? Beni niye göndermek? Güçlü gördükleri için o zaman göndermeye çalışıyorlar yani. Gömlek çok yakışmış. Biliyorum sağ ol canım. Sen de süper olmuşsun da. Maçıyım ha. Herkes uyuyor be kardeşim evde. Ha, gideceksin uyuyacaksın yani. Beni içindirmiyorsun. Ya Emrah bak şöyle konuşma şu an. Vallahi sinirleniyorum ya. Niye? Millete bir şey var sanacak ya dışarıda. Ne olacak? Ne olacak? Sen de bir kardeşiz demediğin için böyle beni zor durumlara sokuyorsun. Allah. Kimle kardeşiz demediğim için? Senle. Ben. Ben seni kardeşim olarak görmüyorum çünkü. Gözlerinle konuş bana sevgilim. Ya bırak beni. Sözlerin. Bırak beni. Bırak. Bir dakika bakacağım kimi? O zaman. Bakacağım bak. O zaman. Yaklaşık. Dikiş var mı?
Hadi.